Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Dilancım nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Gürbüz? Bomba gibiyim. Kiminle geldin? Arkadaşımla geldim. Eski öğrencim, yeni arkadaşım. Artık arkadaşım. Arkadaşının ismi ne? Dilara. Dilara, sen de hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler, siz? Vallahi final heyecanı yaşıyorum. Dilancım, sen de heyecanlı mısın? Tatlı bir heyecanım var. Yani bugün muhtemelen çok üstüme gelecekler. Sporcu olduğum için tavuk pilav falan bekliyorlar benden. Yine tabii ki sporculuğumla ilgili dokunuşlar yaptım. Ben de masada çok kıyafetime bilmem neyime takıldıkları için bununla ilgili de bir yerden yürüyeceklerini düşünüyorum. Ama genel anlamda tatlı bir heyecanım ve stresim var. İyiyim. Dilancım, sporcu kimliğini biliyoruz ama edebiyat öğretmeni olduğunu söylemiştin. Bu hikaye nasıl başladı, anlatsana. Anlatayım. Ben normalde lise hayatım boyunca hep edebiyat öğretmeni olmak istiyordum. Üniversite sınavına girdikten ve kazandıktan, yeterli puan aldıktan sonra bütün tercihlerimi Türk Dil ve Edebiyat Öğretmenliği olarak yaptım ve kazandım. Gittim, okudum. O esnada da ben çok zayıftım eskiden ve çok güçsüz hissediyordum. Babam beni bir spor salonuna yazdırdı. Orada çok güçlü olduğum, anatomik olarak çok güçlü olduğum fark edildi hocalarım tarafından ve yarışmalara katılmamın hani güzel olabileceği söylendi. İlk yarışımda açık siklette Türkiye şampiyonu oldum ve milli sporculuk unvanını kazandım. Ülkemi dünyada temsil etme hakkına sahip oldum. Oradan da dereceyle döndüm. Dilaracığım, sen de Dilan gibi kaslı mısın? Yani spor yapıyorum ama o kadar fazla da kasım yok tabii. Öğrencim demiştin de o yüzden merak ettim. Öğrencimdi. Dilara da çünkü güzellik yarışması birincisi. Pardon? Güzellik yarışması mı? Evet. Hangi güzellik yarışmasında birinci oldun? Angel of Türkiye. 2021 yılında. Şöyle bir bakayım sana. Boyun kaç? 1.70. Dilancığım, yemeklerimin 3 kez provasını yaptım demiştin. Evet, 3 defa demo yaptım. Kolumu yaktım demo yaparken. Çok canım yandı gerçekten. Hala da iyileşmedi. Ben bu yanı yani yapalı 2 hafta falan oldu bu arada, görüyorsunuz. Farklı farklı kişilere denettim. Aileme denettim. Dilara zaten denedi. Arkadaşlar, hatta şöyle, ay selam olsun Metin abi. Böyle çok, ben her yere motorla gidip geliyorum bu arada. Motorum var. İşe de motorla gidip geliyorum. Böyle yağışlı havalarda çok, şu an olduğu gibi, çok zorda kaldığım zaman sabit bir taksicim var, Metin abi. O bile denedi yani yemeklerimi. Peki iddialı mısın? O kadar iddialıyım ki şansa bile ihtiyacım olmayacak. Çok sıkı çalıştım. Çok sıkı hazırlandım. Ödül de benim, şampiyonluk da benim. Hadi bize menünü say lütfen. Balkabağı çorbasıyla giriş yapıyoruz. Tam mevsimi olduğu için balkabağını tercih ettim. Çünkü Kasım, Aralık aylarıdır. Geçirmemelisiniz. Kullandınız. Ara sıcak olarak fırında kullanacağım bu ürünü. Baklava yufkasında böğürtlen soslu keçi peyniri. Böğürtlen sosunu kendim yapacağım. Yufkayı kendim açmayacağım. Bu baklava yufkası yine başımıza iş açmasın. Evet. Yani şöyle, baklava yufkası Yasin Bey kebaba sarmıştı. Hayatımda hiç öyle bir şey. Yani bir şeye sarılmış bir kebap. Hani ancak şişe falan olabilir bence. Kebabın sarılabileceği, konulabileceği yer. Ben fırında kullanacağım. Onun için ayrıca kendim kalıp getirdim yine. Onun da demosunu yaptım. Şekline kadar demo yaptım. Ardından ana yemeğim gelecek. Ana yemeğim avokadolu ve mango salsa soslu somon olacak. Mango salsa sos mu? Evet, evet. Avokadoyla birleştireceğim ben onu. Ayrıca yanında baby patates olacak. Baby patatesleri fırında yapmayı planlıyorum. Salata olarak da baby ıspanaklı ve lor peynirli roka salatası. Bu arada lor peynirini de kendim yapacağım. Şöyle ki, peynir altı suyu da bu arada çok önemli, çok değerli, biliyorsunuz sporcular için. Ben burada gördüm, bir sürü kedi besliyorsunuz. O peynir altı suyunda çok proteinin olduğu için ayırıp kedilerin mamalarına kullanmanız için size bırakacağım. Şerafettin ve çetesi yaşadı desene. Son olarak tatlımız nedir? Bence imzam burada olacak. Sporculukla ilgili imzam burada olacak. Çünkü ben tatlımda basit şeker, yani rafine şeker kullanmıyorum Gürbüz. Tamamen doğal ürünlerle ve meyveyle tatlandırıyorum. Ama buna rağmen yedikleri zaman bir baklava tadındaki o şerbeti almayacaklardır ama şekersiz bir tatlı da diyemeyecekler. Peki adı ne? Adı ne? Ya tatlıyı övmekten adını unuttu. Adına da gelelim o zaman. Cennet hurmalı irmik tatlısı rafine şekersiz. Buna kesin çok basit diyecekler. Nasıl yapıldığını bilmiyorlar ki. Farklı mı yapılıyor? Evet, ben bunu kalıpta pasta gibi yapacağım. Dilara'cığım, menüyü nasıl buldun? Bence çok güzel. Yani bir sporcunun yapabileceği en iyi. Hatta bir aşçının da aynı şekilde yapabileceği kadar iyi bir menü. Ben Dilan'a çok güveniyorum. Eli de çok lezzetli. Hepsini de denedim.
Beğendin yani. Evet. Favorin hangisi? Favorim tabii ki de tatlı. Neden diye sorarsanız çünkü şekersiz olmasına rağmen tatlı. Dilancığım, o zaman artık markete gidelim mi? Gidelim. Dilara'cığım, arkadaşına şans dile, biz markete gidiyoruz. Seni çok seviyorum. Sen zaten şampiyonsun. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Gidiyorum. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Bu menüyle 75 bin liraya alacağını aslında... Sadik bir menü. Bunun da bir iddiasının olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bu menüyle yani iddiası olamaz bence. Marketteyiz. Evet, market alışverişine geldik. Çok hızlı olmam lazım. Dilan hocam, hazır mısın? Hazırım, evet. Öğrencilerim böyle mi diyorlar sana? Dilan hocam diyorlar, hemen listeme bakıyorum. Cennet hurması alacaksan bak hemen şurada. Cennet hurmasını almıştım, hem de Hatay'dan getirmiştim. O yüzden bunu almıyorum. Maydanoz almam lazım hemen. Başka neler getirdin? Çanakkale'den peynir getirdim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Eyvallah, sağ ol, teşekkürler. Bu güzellik, bu vücut ne ya? Teşekkür ederim, çok mersi. Milli sporcuyum ben. Öyle mi? Evet. Yo. Türkiye şampiyonuyum aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Benim adım Dilan. Dilan. Sizin adınız ne? Ahmet Dilan. Memnun oldum Ahmet abi. Ben de memnun oldum. Ne sporu yapıyorsunuz Dilan? Vücut geliştirme yapıyorum Ahmet abi. Evet. Bana tavsiye edeceğin bir şey var mı? Diyet. Bol bol diyet. Diyet mi? Evet. Zaten gece gündüz ot yiyorum. Ahmet abi öyle diyet değil. Sadece otla diyet olmaz. Nasıl oluyor? Karbonhidrat da alman lazım, yağ da alman lazım. Yanında protein de alman lazım. Ahmet abi kızımız maşallah çok kaslı. Sana bacakların vücudu hep aynı yani böyle. Ahmet abi bu bacaklarda kaç yıl yatıyor biliyor musun? 15 yıl yatıyor. Gittin mi? Evet. Bir hareket yapabilir misin böyle? Ahmet abiye ne kadar güçlü olduğunu bir göster istersen. Gel Ahmet abi. Benim mi? Gel bilekten bir bakalım sana. Aa, yendin beni ya Ahmet abi. Olur mu şimdi? Olur gitti mu? Karizma ya. Yok, olmaz ya, ama ya. Gördün bacaklarımı? Aynı bak gibi. Ronaldo da yok ha. Evet evet. Baby patatesini ve çeri domatesini de alıyor hemen yarışmacımız. Sebzeler tamam mı? Manalda işimiz bitti. Baharatlar kısmına koşuyoruz. Nerede baharatlar? Aa, hazır burayı görmüşken hemen. Al. Zeytinyağını alayım. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Ben bunu sıcak kullanacağım için sızma almadım kokmasın diye şöyle Riviera aldım. Bu da önemli bir detay bu arada. Peki salça alacak mısın? Hayır, salçayla işim yok. Soğuk yemeklerde sızma, sıcaklarda Riviera, bunu da atlamayalım. Vallahi sen bu yemek işinden anlıyorsun. Evet, bence de. Nar ekşisini de arabasına atan yarışmacımız diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Bak ben bunu böyle reyon reyon ayırdım bir de. Bir de böyle kendime notlar koydum. Ne yazıyor orada? Sen zaten şampiyondun, bu ilk değil yazıyor. Peki dün Yasin şampiyon olamayınca ne oldu? Yasin Bey sinir krizi geçirdi. Dün çıkışta bu arada biz artık gidiyorduk. Yasin Bey böyle yüzümüze bile bakmadan sadece ekibe iyi akşamlar diyerek çıktı. Çok ayıptı bence. Ve 5 milyonluk ama o da ayıptı. Ben onu doğru bulmadım söylenmesini. İçecekler reyonuna geldiğimize göre ben hemen içeceklerimi alayım. Niye doğru bulmadın? Çünkü bizi ilgilendirmiyor. Nasıl benim kıyafetime yorum yapılmasını doğru bulmadıysam. Yasin Bey'in de normal hayattaki hani alım gücü bizi ilgilendirmiyor. Kesinlikle ilgilendirmiyor. O yüzden ayıptı. Tutturdular, jiple gelmiş, şunla gelmiş, bununla gelmiş. Kendileri kendi aralarında demek ki konuştular ki ya bu adam zaten paraya ihtiyacı yoktur. Bu adam buraya şov yapmaya gelmiş. Ama bugün son şovumu yapacağım. O masanın kaderini bugün değiştireceğim. Son şovumu yapacağım ve o masadan öyle kalkacağım. Yasin Bey bugün patlamaya hazır bir bomba olarak gelecek. Hepimizden dünün intikamını alacak ama bu kendi suçuydu. Bütün yemeklerini yaktı, bunu beceremedi. Şefim şefim diyordu ama bugün ismi Yasin Yanık olarak kaldı. İçeceklerin ve sütlerin ardından baharatlarını da alıyor hemen yarışmacımız. Yumurta almayacak mısın? Bakıyorum bir dakika. Benim yumurtayla bir isim var mı? Düşünüyorum yok. Gidebiliriz. Ay, yufkayı unuttum. Aa, baklava yufkası evet. Baklava yufkası. Bakalım buna ne diyecekler. Bundan kaç tane çıkıyor, yazıyor mu? Ayranı da al unutmadan. Alacağım çünkü Yasin Bey diyecek ki nerede benim sodalı ayranım diyecek. Ayranın ardından kremasını da alan yarışmacımız hemen ekmek reyonuna geçiş yapıyor. Nevin abla gel gel. Dilan'ın kaslarına bak. Merhaba Nevin Merhaba, abla. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu? Neye gülüyorsun? Nevin abla çok hazırlarım. Geliyorum. Ya bir anda beni panik yaptın ya. Yazıklar olsun sana.
Nevin abla. Efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de. Kızımız vücut şampiyonu. Madalyaları var. Evet. Maşallah ne güzel vücudu var. Gerçekten sana evet. Da yapalım. Sen daha güzelsin. Ya ben öyle şey vücudu istemiyorum ya. Tabii şey yapmayın sana. Bebeğim olması yeter. Sana o kadar yazmam ben. Kolay program yazarım. Çünkü zaten sadece programla oluyor bu iş. Gerçekten. Kaç kilo kaldırdığını duysan şaşarsın. 700. Ciddi mi diyorsun? Vallahi. Yemin ederim. Yemin ederim. Vücudu. Evet. Dilan, Nevin ablayı kaldırabilir misin? Nevin ablayı mı? Nevin abla seni bir kaldırayım mı? Kaldırabilir misin? Kaldırabilirim. Ay ya! 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 Hazır mısın Nevin Hazırım. Abla? Alıyorum. Hazır mısınız? Ayaktı. Vallahi kuş gibi kaldırdın. Şöyle kaldırabilseydi daha şöyle hani. Omzuma bile alırım. Seni de sana bir şey getiriyor olmasın. Getiriyor, getiriyor odayı öyle kaldırsan daha güzel. Abla. Vallahi onu da yapar isterse. Kendimi riske atamam. Kendine güvenmiyor musun yoksa? Bak bak laflara bak Gülbiz aşk olsun ya. Doğru yakışıyor sana ya. Yani. Ben olsa Nevin abla kadın dayanışması yap gömme ha, beni. Tamam. Kadın öyle dayanışması ya. Yap. Evet. Evet. Değil mi? Tabii. Çok memnun oldum. Bana ben şans dile tamam mı? Şansın bol olsun. Çok canım. Memnun oldum. Seni çok öpüyorum Nevin abla. Kolay gelsin. Kal son iki dakika. Hadi çabuk çabuk. Yemin ederim çok terledim. Ay çok teşekkür ederim. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 829 lira. Tabii her şeyi ben kendim getirdiğim için az tuttu. Buyurun çok teşekkür ediyorum. Koş Gülbüz. Gidiyoruz. Torbaları aldık. Koş hadi koş. Evet geldim. Dilara şunları hemen hoş alman geldim. Lazım. Hoş buldum. Yetiştin hepsini mi? Hepsini yetiştirdim. Siz hemen bunları Gülbüz'de yerleştirin. Tamam. Ben de üstünü değiştirip geliyorum. Tamam. Koşuyorum koşuyorum. Bunları beraber yerleştirdiğimiz iyi oldu. Evet. Bu arada sen ne iş yapıyorsun? Ben dövme sanatçısıyım 2016'dan beri. Aynı zamanda modellik yapıyorum. Vay çok güzelmiş. Bu dövmeleri kendin mi yaptın? Ben bu kolumu evet kendim yapmıştım ilk öğrendiğim yıllarımda. Şimdi siliyorum tabii ki de. Neden siliyorsun? Modellikte çünkü bana biraz sorun çıkartabiliyor bazı defilelerde. Hem dövme sanatçısısın hem de yaptığın dövmeleri siliyorsun. Çok ironik. Biraz öyle kötü hissettiriyor. Ya sen de görünmeyen yerlere yaparsın. Evet gözükmeyen omzumda var. Onu seviyorum. Onu silmek de istemiyorum. Peki nerelerde modellik yapıyorsun? Birkaç tane defileye çıktım. Geçen yıl İstanbul'a çok gelip gidiyordum. Romanyalıların defilesine katıldım. Derdi. Evet bu esnada ben geldim Gürbüz. Zaten madalyaların sesinden geldiğini hissettim. Evet aynen öyle. O elindekiler ne? Elimdekiler ne biliyor musun? Ben Şerafettin'i zaten tanıyordum programı izlediğim için. Ama buraya geldiğimde çok daha fazlasını gördüm Gürbüz ve dışarıda bir sürü kedi bakıyorsunuz siz. Bu benim çok hoşuma gitti. Kalan yemekleri veriyorsunuz. Mama alıyor buradaki arkadaşlar. Hepsini gördüm ama ben de küçük bir hediye götürmek istedim Şerafettin ve arkadaşlarım kedi dostlarına. Dilancığım bu madalyaları nerede kazandığını bize anlatır mısın? Tabii ki anlatırım Gürbüz. Bu benim Türkiye şampiyonu olduğum madalyam. Tabii ki kupalarım da var ama ben çok fazla eşyayla geldiğim için Ankara'dan onları götürdüm. Getirmedim böyle büyük kupalar çünkü onlar. Bu madalyayı kaç yılında kazandın? 2019 yılı Türkiye şampiyonu olduğumda bu. Biz ayrıca podyumda kendi sporumuza özel kostümler giyiyoruz, bikiniler giyiyoruz. Ve bize tabii ki bir sürü kişiyle çıktığımız için ayırt etmek adına numara veriliyor. Bunlar da bizim bikini, mayo numaralarımız. Altta bir tane var mesela bu Balkanlardan getirdiğim derecenin madalyası. Balkanlara gittim. Üsküp'ten değil mi? Evet Üsküp'ten. Makedonya'da yarışmıştım Üsküp. Orada kaçıncı olmuştun? Orada da 4 olmuştum. Onun madalyası. Bunlar bu arada bir kısmı bunlar. Hatırlamadıklarım var evde duruyor onlar. Hepsi vücut geliştirme alanında değil mi? Ben tamamen vücut geliştirme sporcusuyum. Başka bir sporla yani başka bir ana branşım yok. Tabii ki bir eğitmen olduğum için her şeyden biraz biliyorum. Pilates, işte cycle, bisiklet ama benim ana branşım vücut geliştirme ve fitness. Zayıflama üzerine, kas kütlesi geliştirme üzerine benim ana branşım bu. Umarım daha nice başarılara imza atarsın. Çok teşekkürler. Artık başlayalım mı? Ben hazırım siz de hazırsanız. O zaman. Ama izninle Gürbüz'cüğüm ben bu madalyaları çıkarmak istiyorum çünkü bunlarla çalışamam. Sana güveniyorum, sana teslim edeceğim ve hemen geri alacağım giderken. Anlaştık. O zaman madalyaları alıp süreni başlatayım. Nereye başlayacaksın? Çorbanla başlayacağım Gürbüz. Masayı sonra mı kuracaksın yani? Hayır, ilk masayı kuracağım çok pardon. İlk masayı kuracağım Gürbüz. Ardından buraya geleceğim. Hemen çorbamın tereyağıyla, soğanıyla başlayacağım.
malzemelerimi koyduktan sonra tatlıma gideceğim. Böyle böyle devam edeceğim. O zaman 3, 2, 1 başla. Başlıyorum. Koş hadi koş. Hemen geldim. Hemen başla bakalım masanı kurmaya. Masa örtümü sererek. Dilancığım sakın yardım edeyim deme. Vallahi bir puanını alırım. Sakın elini bile sürme Dilara. Ama istersen ben yardımcı olabilirim. Çok sevinirim Gürbüz. Şuradan bunu çekersen ama yardımcı olabilirim deyip sadece izliyorsun Gürbüz ya. Şaka yapıyorsun sen bana. Benimle dalga geçiyorsun. Vallahi hiç şaka yapmıyorum. Hayır yapıyorsun. Dalga geçiyorsun benimle. Gürbüz bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorsun? Ne söylemek istiyorum biliyor musun? Ben biliyorsun Ankara'dan geldim. Bu haftanın şehir dışından gelen tek yarışmacısıyım. Bunu oradan çeker misin bu arada? Hadi çekeyim bari. Hadi çek bari. Masa örtülerini sen mi getirdin bu arada? Masa örtümü getirmiştim. Hatta şurada getirebilirim. Boyutu yanlış hesaplamışım, diktirmiştim. O yüzden sizden kullandım runner'ı. Geriye kalan tabaklarım, peçetelerimi, kumaşlarını kendim aldım. Kendim arkadaşım dikti kumaş peçetelerimi. Ardından runner'larımı ve runner sizden çok pardon. Amerikan servislerimi de kendim getirdim. Onlar da burada. Bunlar da bana ait. Amerikan servislerinin ardından kumaş ve servis peçetelerini de masaya koyan yarışmacımız tabaklarını yerleştiriyor hemen. Vallahi çok hızlısın Dilancığım. Bitmek üzere masam. Hazırladım. Bu arada tabaklarımı tabii ki de kendim getirdim Gürbüz. Bu arada çiçek kullanacak mısın? Kullanacağım. Çiçek de şöyle kullanacağım Gürbüz. Onun da hikayesini hemen söyleyeyim sana. Gördüğün gibi çiçeklerim şurada. Onlar karagül. Ve bizim ülkemizde yetişen en nadide şeylerden biri karagül. Peki gerçek gül mü? Evet gerçek gül. 2 seneye kadar yaşayabiliyor. Onları getirdim. Bunları özel olarak getirttim. Ay şimdi bunlara laf edecekler. Biliyorsun Tursun'un çiçeğine de çok küçük demişlerdi. Yapay çiçekti onunki. Yoo, onun çiçeği de seninki gibi gerçekti. Allah Allah, ben hiç öyle hissetmedim ama. Fiskos masası çiçeği demişlerdi hatta. Senin çiçeklerine de küçük diyecekler. Diyebilirler ama bir kere her şeyden önce kameranın açısı var. Bunu buraya sadece getirmiş olmak için getirmek istemedim ben. Ayrıca özel bir davet. Dolayısıyla getirdiğim ürünlerin de özel olmasını istedim. Çatal kaşıklar da çift servis olarak yerleştiriliyor masaya. Ay, bardaklar da eksik. Hemen getireceğim. Yemekleri yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Dilan Hanım oldukça kaslı bir bayan, kadın. Yani çok rahat hareket edebileceğini düşünmüyorum. Zaten aslında menüde de yetiştirilmeyecek bir şey yok ama kendi bence uyuşukluğundan dolayı yetiştirilmeyecektir yani öyle düşünüyorum. İnşallah Dilan Hanım ilk günlerki gibi benimle tartışır, benimle kapışır, benimle sataşır bana ve ben de bana yalakalık yapmaz, dobralığını, kişiliğini ortaya koyar. Ben de o mertliğine karşı bugün belki o masanın kaderini değiştirebilirim. Bardaklar da tamam. Masamız bitti mi? Evet. O zaman hemen yemeklere başlayalım. Koşuyorum. Ben gidiyorum o zaman. Gidiyor musun? Evet. Seni çok seviyorum. Her şeyi teşekkür ederim. Tabii ki de. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Mahcup etmeyeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Yarışırız Dilara'cığım. İlk neyle başlıyoruz Dilancığım? Çorbayla başlayacağım Gürbüz. Hemen şuradan kendi malzememi almak istiyorum. Ben evden en iyi kullanabildiğim, evet bu bir küçük bıçak ama ben en iyi bununla kullanabiliyorum. Soyacağım ve rendem. Bal kabağı çorbası biz Anadolu'da içerdik. Ben bal kabağı çorbasını bilirim. Bal kabağı çorbasının içinde yeşil mercimek olmazsa olmaz. Ben kesinlikle yeşil mercimek bal kabağı çorbasına ararım. Eğer koymamışsa ben ona bal kabağı çorbası demem. Bal kabağı çorbasını çok yanlış buldum. Menüsüne uymuyor. Biraz tatlı olacak. Tatlısı tatsız ama bal kabağı çorbası tatlı bir çorba. Uyumsuz bir menü olmuş. Çorba için doğranan bir tane soğan tereyağıyla kavruluyor. Kabuğu soyulup doğranan bir tane patates de soğanla birlikte kavrulmaya başlıyor. Sırada bal kabakları var. Bal kabaklarını da sen getirdin değil mi? Bal kabaklarını da kendim getirdim Gürbüz.
Bunların hepsi Ankara'dan mı geldi yoksa? Bunların hepsi Ankara'dan geldi. Balığı ben burada balık pazarını gezerek, yani gerçekten çok emek vererek en iyi balıkçıyı bulmaya çalıştım. O şekilde getirdim. Bir taraftan da atacağım kabaklarımı bu arada. Tabaklarımı, işte bal kabaklarımı, mangom Ankara'dan geldi, biberiye Ankara'dan geldi. Sert kısımları temizlenip sadece iç kısımları doğranan bal kabakları da diğer sebzelerle birlikte kavruluyor. Evet, bal kabaklarımızı doğruyoruz. Burada da elimi yıkıyor muyum? Bu arada git gel yapmana gerek yok. Tezgahtaki çöpü de kullanabilirsin. Programa katılmaya nasıl karar verdin? Nasıl karar verdim biliyor musun? Dedim ki ben bu şampiyonlukları bir de yemek programındaki şampiyonluğumla taçlandırmalıyım dedim. Çünkü ben şampiyon olacağım yürüs. Kalan bal kabakları da hızlıca doğranıyor. Bal kabağı çorbası için kavrulan sebzelere karabiber ve tuz eklenip biraz muskat rendeleniyor. Suyunu da koyduk. Evet, suyunu koyduk çorbamızın. Yıldız Anason'u da koydum. Yıldız Anason çorbanın sonuna kadar bizimle olmayacak. Bir süre sonra aramızdan ayrılacak. Bugün iyimser davranacak, iyilik meleği olacak. Ben işte efendime söyleyeyim puan alabilmek için. Neden? Çünkü bugün son gün. Belli olmaz benim sağım solum. Masa misafirperverlerine de ben bugün puan vereceğim. Cennet hurmalı irmik tatlısı için neler kullanacaksın? Ne kullanıyorum biliyor musun? İlk aşamada süt kullanacağım, tam 1 litre. 1 su bardağı irmik kullanacağım. 3 yemek kaşığı da Hindistan cevizi kullanacağım Gürbüz. Rafine şeker kullanmayacağım demiştin. Tatlılığını nasıl vereceksin? Bu defa ben sana soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Bu kadar şeker tüketen biri olarak sen olsan önüne bir şey geldi Gürbüz, tamam mı? Diyor ki içinde şeker yok diyor. Makas var mı Gürbüz? Var tabii. Bak burada. Verebilir misin? Nerede? Çekil çekil çekil. Ama önünden çekilmezsen olmaz. Hop aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Önüne geldi ve yazıyor ki menüde. Evet. Rafine şeker kullanılmamıştır. Sence onun içinde ne vardır? Meyve şekeri olabilir. Başka? Bal olabilir. Evet. Pekmez. Olabilir. Senin şu an yaptığın gibi Hindistan cevizi falan da tatlı bir lezzet katıyor aslında. Gülbüz, görüyorum ki sen konuyu biliyorsun ama uygulamıyorsun o zaman. Vallahi öyle. Öyle mi? Konuya hakimim. Neden yapmıyorsun peki bildiklerini? Sağlıklı şeylerden hoşlanmıyor musun yoksa Gürbüz? İçine irmik de eklenen süt sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Şimdi tatlıyı nasıl yapacaksın anlat lütfen. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra tatlı. Bunu böyle karıştırarak yapıyoruz. Önce karışımın tamamına ölçülü bir şekilde bal ekliyoruz. Ardından bal eklediğimiz karışımın yarısını kalıba döküyoruz. Kalıbı ıslattıktan sonra yapışmaması için. Ve kalan yarısına bitter çikolata direkt atıyoruz. Kendi içinde karıştırdığımız müddetçe eriyor. Ve bu kalan yarısını da kalıba döküyoruz. Bu esnada hurmalarımızı blend ediyoruz. Kalıbı ayrı, hurmaları ayrı bir kasede dolaba koyuyoruz. Hurma da kıvam alıyor o esnada. Böyle 40-45 dakika içinde kalıptan çıkacak hale geliyor. Ondan sonra da ters çeviriyoruz. Hurmayı süzerek döküyoruz, ceviz kırıyoruz, geri dolaba gönderiyoruz. Rafine şekersiz pişen irmik tatlısına kaşıkla ölçülerek bal ekleniyor. Kaç kaşık bal koyacaksın? Ölçülü olarak gideceğim Gürbüz. Yani bu biliyorsun 1 kilo sütten yaptığımız için. Tabii ki ben bunun kişi başına, porsiyon başına düşen kalorisini hesapladım. Şu an 6. kaşığı koyuyorum. 10'a kadar gideceğim. Ardından tadına bakacağım. Ona göre kontrollü bir şekilde keseceğim balı. Bu arada Yasin bugün nasıl gelecek sence? Dop dolu gelecek. Dop dolu gelecek, çok sinirli gelecek, hakkımı yediniz diyecek. Sizler böylesiniz diyecek, şöylesiniz diyecek. Ya Allah bismillah diyerek gelecek yani. Ben bugün birinci olmasına Meltem Hanım dışında herkesin birinci olmasını istiyorum. Bugün masada komplo bana kurulacak. Dün Yasin Bey bana söylemişti komplo kuruyorsun diye ama bugün kendisi komplo kuracak. Ama ben bunlara papuç bırakmam. Ben bunlara ödün vermem yani. Bana nankörlük etti. Ya bir 7 puanı hatırına insan 1 puan der ki emekli, el emeği hak puanı verirdi. Rafine şeker yerine balla tatlandırılan irmik tatlısının ilk aşaması bitti. Bu arada roka salatasına konulacak lor peyniri için kaynatılan süte birkaç damla limon suyu ekleniyor. Evet, zaten kesilmeye başladı. Bu da yetecektir. Ellerim yandı. Limonun asiti ellerimi yaktı Gürbüz. Ay, yalnız artık hızlanman lazım. Çünkü kalan süren 1 saat 34 dakika. O süre bana yeter Gürbüz. Emin misin? Tabii ki de kendim getirdim Gürbüz.
rafine şeker yerine balla tatlandırılan irmik tatlısının yarısı kek kalıbına dökülüyor. Tencerede kalan diğer yarısında sürekli karıştırılarak bitter çikolata eritiliyor. Kek kalıbındaki irmik tatlısının üzeri bitter çikolatalı irmik tatlısıyla kaplanıyor. İrmik tatlısı buzdolabına konmadan önce üstü kağıt peçeteyle örtülüp tezgahta soğumaya bırakılıyor. Cennet hurmalı irmik tatlısı. Ya irmik tatlısı hadi yaptın yaptın. Bu cennet hurmasını zaten şeker, tatlı. Bunun yanına niye koyuyorsun? Olmaz. İrmik tatlısı yapsaydı biz de ağzımızın tadına irmik tatlısı yeseydik burada. Pişen bal kabağı çorbasının sebzeleri blenderla eziliyor. Çorbaya birkaç kaşık krema eklenerek blenderla iyice karıştırılıyor. Seni tanıyınca ön yargıları yıkılıyor mu? Tanıyınca yıkılıyor ön yargıları tabii ki. Çünkü ben örneğin hatta o kadar kibarımdır ki bir restorana gittiğimde sandalyemin çekilmesinden hoşlanırım mesela. Böyle kaba saba erkekleri hiç sevmem. Kaslı erkekleri hiç sevmem. Ya bu arada mesleki deformasyon da olabilir. Daha önce benim Türkiye şampiyonu ya da işte benim gibi yarışmacı erkek arkadaşlarım oldu. Tabii ki sen bu arada çekiliyorsun. Bugün inşallah Dilan Hanım eksik yemeğini çıkartır. Ben ona bir puan veririm. Ama bugün intikam günü benim için. Benim sağım solu benim olmaz. Puanım benim elimde. İstediğim kişiye o puanı basarım. Bugün şampiyonun kaderini burada uzman et Yasin Şef belirleyecek. Hemen şimdi aldım. Balıklarımı yıkayacağım. Şu somonlara bakmak istiyorum. Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'ndan aldım demiştin değil mi? Evet işte. Fileto yaptırmışsın. Fileto yaptırdım çünkü fileto ızgara yapmak istiyorum. O yüzden fileto şeklinde yaptırdım balıklarımı. Somon hassas bir balık biliyorsun. Herkese ikişer tane mi vereceksin? Hayır bir tabii ki de. Burada en az nereden baksan kişi başı 150-200 gram somon var. Bir kişinin günlük protein ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Ama her şeye rağmen iki tane de fazla aldım. Belki işte doymayan olur, yemek isterler, devam etmek isterler diye. İki tane de fazla aldım Gürbüzcüğüm. Valla balıklarını hazır temizlenmiş aldığın için seni çok eleştirecekler. Kılçıklarını bari kendi temizleseydi diyecekler. Gürbüz masada zaten benimle ilgili her şey eleştirileceği için çok da bunun üzerinden gitmiyorum. Yani benim için önemli olan kendi içimde benim ne yaptığım, tamam mı? Neyi ne kadar başardığım. Gerisi vız gelir tırıs gider açıkçası. Ben buraya gelmişim, bunları yapmışım. İsteyen istediğini söyleyebilir. Onları sevgiyle kucaklıyorum. Izgara olarak pişirilmeden önce marine edilecek olan somon filetolar cam tepsiye yerleştiriliyor. Hani iki tane fazla almışsın ya, birini ben yerim artık. Gürbüz zaten sen arkada sürekli yiyorsun, benim görmediğimi zannetme. Gözünden de bir şey kaçmıyor vallahi. Şimdi ne yapıyorsun anlat bakalım. Bunu böyle yaptık Gürbüzcüğüm, arasına biberiyelerimizi koyduk. Şöyle. Bu arada güzel hazırladın. Teşekkür ederim. Üzerine taze biberiye ve zeytinyağı konulan somonlar marine olması için buzdolabında dinlenmeye bırak. Yani basite kaçmış. Yani en tehlikesiz. Zaten balık. Yani hem avokado hem mango ayrıca salsa sos dediğimiz domates oluyor. Yani bunları nasıl dengeleyecek? Nasıl servis yapacak? Hepsi ayrı mı olacak yoksa birbirlerine mi karıştıracak? Yani orayı pek başarabileceğini düşünmüyorum. Sırada ara yemeğimiz var. İlk olarak tereyağını tencerede eritmeye başladık. Baklava yufkasında böğürtlen soslu. Ya bu haftada herkes baklava yufkası kullandı. Ne diyorsun buna? Şans kısmet diyorum, ne diyeyim? Hanginizin baklava yufkası daha iyi olacak sence? Tabii ki de benim, soru mu bu? Dün Yasin'in baklava kebabı nasıldı ama? Ya kebaba sarılmış bir baklava yufkası saçmalıktı yani. Kötü bir fikir miydi yani? Nesi kötüydü peki? Kebap kebap gibi yenir. Al bunları yırtayım ben. Bu arada sen kebap yapabilir misin? Yapamam. Yapamam. Aa niye ya? Kebabın ustası lazım. O öyle kolay bir şey değil. Zaten usta olduğunu iddia eden kişi bile yapamamış. Et uzmanı Yasin'i diyorsun. Hangi etin? Hangi etin mi? Evet benim haberim yok. Şimdi ben gerçekten et konusuna, kasaplık konusuna köftemle, sucuğumla, tavuğumla, etimle, sosumla... Bu Beykoz'da ben esnafım, nam yapmışım, nam salmışım. Beykoz, İstanbul'un bütün ilçelerine nam salmışım mangalımla ilgili, ustalığımla ilgili. Beni bu konuya, bu ustalığıma asla laf söyletirmiyorum. Laf söyleyenleri de kınıyorum. Onları seyircilerin ve Zuhal Hanım'ın takdirine bırakıyorum. Baklava yufkasında böğürtlen soslu keçi peyniri için baklavalık yufkalar iki kat olacak şekilde üst üste konuluyor.
yufkaların yerleştirileceği muffin kalıbı tereyağıyla yağlanıyor. Eriyen tereyağının altı kapatılarak soğumaya bırakılıyor. Böğürtlen sos için dondurulmuş böğürtlenler nişastayla karıştırılarak pişiriliyor. Çocukken de yemek yapmaya meraklı mıydın? Yo. Peki kaç yaşında yemek yapmaya başladın? Üniversite hayatımda diyebiliriz. Üniversiteyi şehir dışında okuduğum için. Üniversite hayatından itibaren diyebiliriz. Gülbüz, koluma çarptın. Bir şey oldu mu? Ben okulumla para kazanıyorum, haberin var mı? Bu arada bana da eğitim vereceksin değil mi? Tamam söz, buraya gelirsen vereceğim. İki kat hazır baklavalık yufkanın üzerine eritilmiş tereyağı sürülüyor. Yağlanan baklava yufkalarının üzerine bir kat daha yerleştiriliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Vallahi bu yarışmadan sonra kesin evlenme teklifi alırsın. İstemiyorum Gürbüz. Beni böyle görmelerine gerek yok. Ben zaten evlenme teklifi aldım daha önce. Aldın mı? Nasıl bir evlenme teklifi aldın? Güzel bir evlenme teklifi aldım. Ya anlatsana biraz. Yine anlatayım. Bunlar özel şeyler. Ben bunları konuşmayı sevmiyorum. Ya adını vermeden anlat işte. Ne olacak? Restoranda mı yoksa arkadaş ortamında mı teklifi aldın? Baş başa aldım. Ya sana evlenme teklif ettiğine göre beklentisi yüksekmiş demek ki. Sen direkt hayır mı dedin? Nasıl oldu? Evet dedim, sonra vazgeçtim. Daha kötüsü. Hadi canım. Vay vay vay. Sende de ne hikayeler varmış. Demek önce kabul ettin. Vazgeçtim sonra. Evet. Evlilik sana göre değil mi? Değil. Peki önce evet deyip sonra neden vazgeçtin? Ya istemedim. İstemek zorunda mıyım Gürbüz? Değilsin tabii ki. Zorunda mıyım? Bu arada kaç kat yufka üstüne tereyağı sürüyorsun? İkinci kattan itibaren az az yağ sürüyorum artık Gürbüz. 7 ya da 8 kat yapmayı planlıyorum. 3 oldu şu an. 7 ya da 8 kat mı? Evet. Zaman çok hızlı geçiyor, farkında mısın? Geçiyor evet. Kaç dakikan kaldı biliyor musun? Bilmiyorum. Tam 1 saatin var. Yetiştirebilecek misin? Evet. Üst üste yerleştirilen hazır baklava yufkalarının üzerine tereyağı sürülüyor. Bu arada Meltem ne demiş söyleyeyim mi? Tamamen kolaya kaçmış bir menü. Şov amaçlı katılanlar balkabağı çorbası ve somon yapıyorlar. Dilan yemekle alakasının olmadığını bu menüyle kanıtladı demiş. Selamlar sevgiler kendisine. Önce o koca koca İnegöl köfte boyutundaki fellah köftelerine baksın. Ne diyecekti zaten? Çok tebrik ediyorum. Ben de zaten Dilan Hanım'ı destekliyorum diyecek hali yok. Tam olarak Meltem Hanım'dan beklediğim şeyleri söyledim. Aralarına tereyağı sürülen kat kat baklava yufkaları çay tabağı ölçüsünde yuvarlak şekilde kesiliyor. Başarını kıskanan çok oluyor mu? Yani destekleyen de çok oluyor, kıskanan da çok oluyor. Ben genelde kadınlardan ben senin gibi olmak istemiyorum diye tepki alıyorum. O ne demek ya? Bu kadar kaslı olmak istemiyorum demek istiyorlar. Tabii insanın içinden ne geliyor biliyor musun orada? Ya ablacığım ben de zaten senin gibi olmak istemiyorum. Emin ol o göbekle demek istiyorsun ama tabii ki ben de diyorum ki biz size ona göre bir program yazarız. Çünkü zaten diyorum 1 kiloyla falan olabilecek bir şey bu. O yüzden sen vücut ağırlığınla antrenman yaparsın, benim gibi olmazsın diyorum. Ya bir şey diyeceğim. Ben şu an 123 kiloyum. Benim ne yapmam lazım? Boğazını tutman lazım Gürbüz. Hala yiyorsun, karşımda da yiyorsun. Vallahi var ya öf yani. Yuvarlak şekilde kesilen 7-8 kat baklava yufkaları muffin kalıplarına bastırılarak yerleştiriliyor. Ay, süren geçiyor hadi çabuk. Bitti. Kaldırıyorum hemen. Şimdi bu yufkalara hemen keçi peynirini ve böğürtlen sosunu da koyacak mıyız? Evet, koyacağız. Bu arada biliyorsun Uğur da sporcu. Yasin bilek güreşi yapsanız senin Uğur'u yeneceğini söylüyor. Buna ne diyorsun? Saçmalıyor Yasin Bey. Yasin Bey'in söylediği hiçbir şey ciddiye almıyorum bu arada. Uğur Bey'le ilgili ben geçen demiştim ki röportajda Gürbüz. Hani sporcuya benzemiyor, göbeği var demiştim. Sonra ben öğrendim ki çok da üzüldüm. Bunu açıklamak istiyorum. Uğur Bey ameliyat olmuş, tamam mı? Ameliyat olduktan sonra dolayısıyla doğal olarak spora ara vermek zorunda kalmış. Zaten de bisikletmiş ana şeyi. Dolayısıyla hani ben öyle söylemek istememiştim yani orada bunu belirtmek istedim. Bu arada bize söylemeyip de sana söylediği ameliyat neymiş bakayım? Onu ben söylemeyeyim. Kendisi eğer paylaşmak isterse paylaşsın olur mu? Siz ne ara konuştunuz bunları Allah sen? Hemen burada konuştuk. Bizim niye bunlardan haberimiz yok? Yoksa aranızda bir dayanışma mı var sizi gidiler? Ne münasebet yanımızda arkadaşlarınız vardı zaten. Buzdolabında soğutulan irmik tatlısı ters çevrilerek tabağa alınıyor. Önceden püre kıvamına getirilip buzdolabında soğutulan cennet hurması süzgeçten geçirilerek irmik tatlısının üzerine yerleştiriliyor. Elde ufaltılan cevizlerle tatlının üzeri süsleniyor.
Bence benim bu menüye karşı... da direneceğim. Hiç kimse et uzmanını bitiremez ki et uzmanı Beykoz'da nam salmış. Yasin bir de demiş ki 4 kişi EBP projesine onay verdiler demiş. Vallahi bilmiyorum ne demek o ya. Güya etçiyi bitirme projesinde birlikte çalışıyormuşsunuz. Ya ne diyebilirim ya? Etçiyi bitirme projesi. Ha tamam oldu. Baby patatesler bütün kalacak şekilde ince ince dilimleniyor. Ah elimi kestim. Hayda! Gel hemen bantlayalım. Eldivenini takıp yemeklere devam edebilirsin. Baby patateslerden sonra ne yapacaksın? Bunu fırına attıktan sonra ne kaldı biliyor musun? Ne kaldı? Balığı koyacağım, salatayı yapacağım. Bütün kalacak şekilde dilimlenen baby patatesler tepsiye yerleştiriliyor. Toz kırmızı biber ve zeytinyağı karışımıyla baby patateslerin üzeri yağlanıyor. Baby potato'larımı koyuyorum. Avokadolu ve mango salsa soslu somonla sunulacak baby patatesler fırında pişmeye başlıyor. Ne yapacağım biliyor musun? Ay benim keçi peynirim var. Baklava yufkasında böğürtlen sosuyla sunulacak keçi peyniri dilimleniyor. Böğürtlen sosu üzerine eklenen balla tatlandırılıyor. Muffin kalıplarındaki baklava yufkalarının ortasına böğürtlen sosu yerleştiriliyor. Ya Dilancığım hiç beni düşünmemişsin. Tamam şöyle yapalım mı? Ben bir tane yiyeyim. Benimkini birini sen ye. Ya tatlıyı boş ver de Uğur hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Yakışıklı Uğur diyeceksin ona, Uğur değil. Seni. Bir aşk mı doğuyor yoksa? Doğmuyor. Çanak şeklindeki yufkaların ortasına böğürtlen sosu yerleştiriliyor. O koyduğun ne? Keçi peyniri koyuyorum. Tamam mı şöyle öf. Çok güzel. Bunu ne zaman fırına atacaksın? Bunu var ya bu 10-12 dakikada olan bir şey. O zaman bunu sonda fırına at bence. Baklava yufkasındaki böğürtlen sosun üzerine birer parça keçi peyniri yerleştiriliyor. Son zamanlarda hanımlar arasında squat çok moda. Sen kas yapmaları için hanımlara tavsiye verebilir misin? Veririm tabii ki. Yani kalça kaslarını ortaya çıkarmanın yolu squat değildir. Yani squat, herkes şey zannediyor. Ben squat yaparsam kalçam ortaya çıkar da konu o değil gerçekten. Squat nedir tam olarak? Squat daha çok bacak kaslarını, bizim quadriceps dediğimiz bölgeyi çalıştırır. Kalça için çok daha farklı, çok daha spesifik kadınlara özel hareketler var. Örneğin, yani ben hareket adıyla söylerim ama anlaşılır mı bilmiyorum. Sadece sporcular anlayacak. Peki gösterebilir misin? Gösteremem şu an burada. Çünkü ekipman lazım. Ya şöyle ayakta yapılabilecek hareketler yok mu? Var. Ben onu kaldırayım. Sen de bize hareketleri göster lütfen. Bu arada süreni durdurdum. Mesela buraya bir tane hip band diyoruz biz ona. Lastiği taktık. Evde yapıyorlarsa eğer bu salonda da olur ama. Bu şekilde bir yerden tuttu. Dizini kırdı, sıktı. Kickback diyoruz biz buna. Kickback. Geriye itiş, geriye tekme. Ama sıktığı yerde, tuttuğu yerde iyice tutup bir saniye pause yapması gerekiyor. 15 ya da 20 tekrar bunun bu şekilde tekrar yapılması gerekiyor. Diğer sete geçiyor, sıkıyor. Bunu dizini kırmadan da yapabilir. Aynı şekilde yanlar için açabilir bu şekilde. Bu hareketler squat'tan daha mı etkili yani? Bunlar squat'tan çok daha etkili. Bir de ağırlıkla yapıldığını düşünsene. Son olarak üzerlerine kekik serpilen baklava yufkasında böğürtlen soslu keçi peynirleri nihayet fırında pişmeye hazır. Sırada lorlu roka salatası için baby ıspanaklar var. Evet şöyle ıspanaklarımın sapını almak zorundayım. Yoksa bana laf edecekler. Ve bu çok zaman alacak. Dün buradan çıkarken evet. Çünkü benim fıtratımda dün buradan ben çıktım. Hiç kimsenin suratına bakmadan çektim gittim. Neden?
Çünkü nankörlere ben selam dahi vermem. Bugün o masaya oturuyorsam da Zuhal Topal hanımefendinin programı ve devamlılığın olduğu için bugün o masaya oturacağım. Yoksa bugün o masaya da oturmayacaktım. Herkese aynı puanı verdim ama bana karşı ayrı bir gard aldı. Gerçekten olmamıştı Yasin Bey. Hani bunun benimle alakası yok. Mutfağında ben gidip müdahale etmedim. Ya da ne bileyim kadayıf dolmanızı gidip ben yakmadım. Siz çok iyi pişirmiştiniz de ben onu hamur haline getirmedim. Ya da değiş dokuş yapmadım hiçbir yemeğinizde. Ama bana karşı bir gard aldı. Benimle alakası yok aslında konunun ama bana karşı daha çok gard almaya çalıştı. Bugün de bunu yansıtacağından çok çok eminim. Bu arada Yasin yine bir açıklama yapmış. Dün buradan giderken kimseye selam vermedim. Nankörler demiş. Aynen öyle yaptı. Çok ayıptı. Ben de bunu röportajımda söyledim. Gerçekten yaptı. Yani gerçi bir şey söyleyeyim mi? Vazgeçtim. Ayıp mayıp değildi. Davet masasında yaptığı ayıpların yanında bu hiçbir şeydi. Ya benim karın kaslarım için ne yapmam lazım? Bu karın kasları, bu da üstündeki yağlar. Karın çalıştıkça alttaki kaslar çalışır. Aynı biceps çalışmak gibi. Bunlar büyür. Ama üstündeki yağlar gitmez. Sadece diyet yaparsan üstündeki yağlar gider. Altındaki kaslar sadece kas çalıştıkça büyür. Ama karın erimez. Diyet! Diyet, diyet, diyet. Sapları temizlenen baby ıspanaklar bol suyla yıkanıyor. Çeri domatesler de yıkanıp baby ıspanaklarla sirkeli suda bekletiliyor. Fırında pişmeye devam eden baby patateslere tuz serpiliyor. Kaliforniya biberi küp şeklinde doğranıyor. Şimdi ne yapıyorsun Dilancığım? Mango salsa sos yapıyor. Bunu somonla birlikte vereceksin değil mi? Somonla birlikte, somonun üstünde vereceğiz bunu. Sarı Kaliforniya biberi de küp şeklinde doğranıp mango sosun malzemelerine ekleniyor. Küp şeklinde doğranan mor soğan da diğer malzemelerle karıştırılıyor. Evet, tamam Gürbüzcüğüm. Görüyor musun? Rengarenk oldu. Vallahi çok güzel görünüyor. Evet, bir tutam kişniş koyacağım şimdi. Çok fazla koymamam gerekiyor, kaçırmamam gerekiyor ölçüyü. Doğranan bir tutam kişniş de sosun malzemeleriyle buluşuyor. Avokadonun kabuğu soyuluyor. Bu arada söyleme sahip. Ben de bir süre boks yaptım, haberin olsun. Allah Allah, boksumundan haberi var mı? Ayda! Niye beni küçümsüyorsun bakayım? Küçümsemedim. Hem de 123 kiloda yarıştım. Da sumoda demek istedin. Doğranan avokadolar da salsa sosa ekleniyor. Kabuğu soyulan mango da elde büyükçe doğranarak salsa sosun diğer malzemeleriyle birleştiriliyor. Ay, artık süren iyice daraldı. Evet, daraldı. Somonla birlikte sunulacak avokadolu mango salsa sos buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Somon filetoların pişeceği ızgara tavalar ocakta ısıtılıyor. Salata için ortadan ikiye kesilen çeri domateslerin ardından baby ıspanaklar ve rokalar elde parçalanarak ufaltılıyor. Baby ıspanaklı lorlu roka salatası da hazır. Ve son 14 dakika. Ay, somonlar pişer mi dersin? Pişer, pişer, pişer. Lor peynirini salataya sonra koyacaksın değil mi? Evet, en son koyacağım. Ve marine ettiğimiz somon filetolar da nihayet tavada pişmeye başladı. İyi misin? İyiyim. Şu an rahatlamış gördüm seni. Evet. Ana yemek olarak sunulacak somon filetolar iki ayrı ızgara tavada pişmeye başlıyor. Ay, bir yandan da temizliğe mi başladın? Ne yapayım Gürbüz? Hemen salatanı da buzdolabına koy, ortada kalmasın. Koyamam şu an. Ne koyacaksın içine? Ceviz. Salatanın üzerine elde ufaltılan cevizler ekleniyor. Loru sonradan eklenecek olan baby ıspanaklı lorlu roka salatası buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Somon filetolar ters yüz edilerek kendi yağıyla ızgara tavada pişiriliyor. Somonların üzerine son olarak tuz ekleniyor. Somonlar da bitti mi? Bitti. Servisten önce ısıtabilirsin biliyorsun. Evet. Yalnız somonların üstünü de kapatmayı unutma. Kapatacağım, kapatacağım. Somonların üzeri kapak ve tavayla kapatılıyor. Pişen baby patateslerden boşalan fırında baklava yufkasında böğürtlen soslu keçi peyniri pişmeye başlıyor. Son bir dakika. Gittim. Koş Dilanlı, koş. Bay bay. Evet, Zuhal Hanım geldi. Merhaba, Zuhal, hoş bulduk. Dilan, iyiyim. Sen, ah, bandaj elbise çok, evet, severim. Her çok, şey çok yakışıyor zaten. Aa, seni, sana yakışmış. Çok, mersi, çok teşekkür çok ederim. Bir alsana evladım, gel. Gel şimdi, gel. Şurada ben böyle bir Türkiye'yi temsil etmiş vücut şampiyonu bir kadın var. Şöyle yapıyorsunuz ya o yarışmalarda. Yapalım mı birlikte? Yapalım mı? Yapalım ben, ben de kas mı var? Tatlım, neyi yapayım, neyi yapayım? Ay canım, hadi gel yapalım mı birlikte yahu?
Evet. Şuraya mami sevgiler. Şuraya pazo ekle montajda. Bunu alıp buraya koyabiliriz. Buraya bisepsler, trisepsler hepsini ekle. Sırta da şey yap buralara koyayım böyle. Çok maşallah çok maşallah. Çok ben çok, çok mutlu oldum senin gibi yarışmacı ağırladığım için. Gerçekten gerçekten. Yani zaten herhangi bir sektörde, spor dalında veyahut başka bir şekilde başarı kazanmış kadınları görünce ben ekstra mutlu oluyorum. Hem evet. cinslerimin başarılarını gördükçe. Çok teşekkür ederim. Onun için de iyi ki geldin diyorum. Çok teşekkür ederim. Ve de finali de seninle yapacağız. Evet. Ay masa... Aa! Bunlar bizim mi? Yok zor. Değil. Ben hepsini Ankara'dan getirdim bunları. Ne diyorsun? Masada gördüğünüz her detay bana ait. Sadece aa. Masa örtüm getirmiştim onu da. Hesabı yanlış yapmışım, diktirmiştim. Olsun, önemli değil. Aa bunlar onlar ne güzel. Onlar Urfa'dan geldi, karagüllerim gerçek. Vazolar Karagül. Bana ait. Evet. Gerçek. Davet masası olduğu için. Urfa'dan. Çakmak. Hemen hemen. Yapabilir miyim? Dilan'a çakmak lazım, Gürbüz. Hemen, sende vardır. Buldu mu? Karagül, ne kadar güzel detaylar, heykeller falan, evet, çok güzel. Her şeyi kendim getirdim. Senin için Gürbüz de çakabilir. Yanmıyor mu? Yanmıyor. Ha yakar. Şey, ne yapacağımı şaşırdım. Çok güzel olmuş tabakların falan, çok bayıldım. Ederim, çok mersi. Yemekler ne durumda? Yemeklerin hepsi yetişti, mutfağım tertemiz. İsterseniz kontrol edin. Yok, ben buradan görüyorum, gayet iyi görünüyor ama yarışmacıya girmek ister mi bilemem. Hadi yan, İnşallah fitili kısa herhalde onun. Ah yandı. Yandı yaşasın. Yandı. Yandı. Mumlarımız yandı. Yarışmacılarımız geldi finale. Hazırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Ne kadar şıksınız. Teşekkür ederim. Buyurun. Hoş geldiniz Yasin Bey. Konuşmuyor muyuz? Küs müyüz? Hoş geldiniz Zür Bey. Merhaba Zalya'nın. Merhaba, hoş geldin. Ne hoş, hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. İspanyol havası var. Merhaba Merve. Merhaba Zalya'nın. Merhaba Yasin. Merhaba. Merhaba Uğur, hoş geldiniz. Ah, son kez mi buluşuyoruz? Kader bizi ayırdı. Şuradan bir damla. Çok üzgünsünüz siz de değil mi Meltem? Çok. Ayrılacağınız çok, için. Çok. Tadını çıkaralım çok bari bugün. Dolu dolu geçsin bugün inşallah. Güzel geçsin bugün. Hemen yarışmacımızın masasına bakın. Büyük finalimiz de var. Çok sarkmayalım. Hemen bir kendi getirmiş Ankara'dan. Canlı Urfa'dan siyah güller getirmiş. Hmm. Kara güller. Çok güzel değil mi? Bence de. Bayağı. Kara gül. Evet. Hemen bir değerlendir Uğur. Nasıl buldun? Her şeyini toplamış Ankara'dan getirmiş. Bence yeterli. Çok abartmamış. Güzel. Ben zaten biliyorsunuz sade seviyorum. O kadar fazla abartılı tamam. değil. Güller... Gayet güzel siyah seviyorum zaten. Değil mi? Küçük bir detay daha verebilir miyim? Özür dileyerek. Bunları da kendim diktim. Kumaşını kendim aldım. Sen diktin. Evet, dikiş de mi yapıyorsun? Evet. Ne maharetli diktim. Kadın. Küçük bir makine var evde. Vay vay. Annem bu kadar iyidir. Teşekkür ederim çok. Evet yanık uzmanı. Aman pardon et uzmanı Yasin. Sen nasıl buldun masayı? Yanık uzman değil. Bepe uzmanı diyeceksin. O ne? Et uzmanı bitirme planı. Ki bitirdiler seni. Bitirdiler evet. Ah bitir. Sen beğendin mi masayı? Masa gayet şık, güzel. Ne güzel. Hoş. Hoş. Sizler beğendiniz mi hanımlar? Beğendiler. O halde hemen bal kabağı çorbasıyla başlayalım. Benim evet. tabağımın içinde kıl var ama. Kıl mı var? Evet. Bakabilir Bakalım miyiz? Hemen. Var mı? Evet. Hani kıl mı? Evet Zoyla'nın. Çizik ya. Galiba. Yok ben oynattım ona baktım kıldı. Hemen yıkayıp getirebilirim. Evet, tüy galiba. Tüy. Evet. Kılda değil çok de tüy. Çok benim evet, tabağımda evet. da böyle tüysüler var böyle hani. Tüysüler. Sildiğim hani için bakabilir miyiz derseniz şunları görüyorsunuz. Da, kağıt havluyla şey yaptım. Ya olabilir evet. ama. Tamam. Sanırım. Siler getirirsin. Tamam, tamam peki götürebilir şey değil. Tabii tabii tabii. Teşekkür ederim. Evet menü nasıl Uğur? Menünün o kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Umarım... Pişirme dengelerini ayarlamıştır. Soslarını güzel özleştirmiştir. Evet. Güzel bir somon yeriz diye düşünüyorum. Benim aklımda şu an somon var dünkü menüden sonra. En azından bir balık yiyelim. Et yemedik madem bir balık yeriz diye düşünüyorum. Kırmızı et yemedik, beyaz evet, etten yırtalım evet, diyorsun. Aynen öyle. Ondan dolayı umarım güzel bir pişirme, güzel bir özleşmiştir yemekleri. Biz de tadına bak, bakarız. Bak biliyor yanındaki. Et yemedik derken şu anda gerçekten yine Sen biliyorum. Sen ne kadar mutlusun bu durumdan. evet yemedik. Hayır, neden gülüyorum et yemedik derken? Halbuki baklava kebabının içine yine bir şekilde etgiller vardı. Etgiller. Ondan sonra neyse ben et yapma taraftarı idim aslında başta buraya gelirken. Dedim ki çok adil bir yarışma olsun dedim. Ben de dedim Anadolu'yu bizim oraların yemeklerini dedim. Bir şey yapayım değişik bir renk katayım. Et yapsan haksızlık mı olurdu diğer yarışmacılara? Ben et yapsam bu yarışmacı kardeşlerimize dedim haksızlık etmiş Zaten olurum. Zaten öttürürüm. Adil bir yarışma olurdu. Varsın kazanamayayım. Olmazdı yani et yapsaydım. Hala konuşuyor ya inanılır gibi değil ya. Hiç utanması yok.
Muhteşem onun bir için. Şey. O zaman evet. Biz bitirmemişiz. Siz kendiniz bitirmişsiniz kendinizi. Zuhal Hanım ben önce... Tamam. Alabiliyor muyum? Tabii tabii. Evet Meltem. Kendi tabağını da. Zuhal Hanım biz dışarıda arkadaşlarımızla çay içtiğimiz yerde beklerken Yasemin şöyle bir cümle kullandı. Bugün masada şov yapacağını söyledi ama bu şov masanın kaderini değiştireceğim dedi. Öyle yarışmanın cümle, kaderini değiştireceğim dedi. Şov yapacağım dedi. Dedim ama. Tursun Hanım da duydu. Ekipten de duyanlar ama bir, oldu. Ama masanın kaderini değiştireceğim diye bir cümle benim ağzımdan siz duydunuz evet, mu? Evet. Duydunuz böyle evet, bir cümle. Evet yarışmanın kaderini değiştireceğim size, dediniz. Gerçekten kulaktan duyma. Kendi, sorabilirsiniz demek Zuhal Hanım. Ki, demek ki çok özür dilerim. Bugün Meltem Hanım'da bir psikolojik baskı var ki psikolojik bugün baskı bugün acaba o. Yasin Bey dünden intikam alıp bana Dilan Hanım'a yüksek puan verip masanın kaderini değiştirir mi diye kendi kurdularım. Ama onu şundan bir dakika şundan emin olun ki şu gördüğünüz Yasin Bey var ya hiçbir zaman adaletten terazisi şaşmaz. Adil davranır. Niye böyle bir cümle kullandınız? Bakın. Böyle bir cümle siz kendi... Tursun Hanım da vardı. Herhalde siz bu gece... Tursun Hanım da vardı. Siz bu gece... Yasin Bey kendi birincisini belirlemiş bence. Bundan bahsetmiş. O birinci de benim. Ben tam çok rahatsız bu durumdan. Puanı yüksek olan olduğu için tabii ki. Normal bunlar rahatsız olması. Şov yapacağım dedim dedin, de. Dedin ama bir saniye. Şov yapacağım dedin ama masanın kaderini değiştireceğim demedin. Değiştirdim bir cümle dedi. Size kullandın mı? Bir saniye. Sen hangi kısmını duydun? Şov yapacağım kısmını net olarak duydum. Masanın karakterini... Karakterini. Karakterini. Buradan da başka bir şey geldi. Kaderini. Değiştireceğim dedi mi? Değiştireceğim de dedi. Dedi. Yani başka bir şey var mı? İrade benim elimde. Bugün benim puanım benim elimde. Ben istediğime puanımı veririm. Herkesin öyle. Ben bunu da ben de şunu, Yasin Bey hakkında ben de şunu açıklamak istiyorum. Sen neler duydun? Yasin Bey zaten yarışmanın kaderini ilk günden değiştirdi. Kesinlikle ben de onu söyleyecektim. İlk zaten günden değiştirdiği kendi için ve ben de salatamı servis etmeyerek buna tuz biber ektim açıkçası. Ha şöyle. Normalde ama bu yarışma konu? Bir saniye. Aynen. Normalde ben o salatamı zaten servis etseydim yarışma ikinci günü bitmişti. Oo. Ben bu kadar net konuşuyorum. Diğer yarışmacıların performanslarını görmeden sen kendi birinci ilan etmiştin. Kesinlikle çünkü olabilir, iddiadır. Aramızda kendinin şef olduğunu söyleyen insanlar var vesaire. Diğer arkadaşlarıma da saygı duyuyorum. Ama baktığım zaman menülerimde 5'er tane ürün görüyorum sadece ve onları da yiyemedik zaten bir kısmını. Ben 7 tane peki, ürünümü hazırladım. Peki şöyle bir virgül koyalım. Şimdi belki seyretmeyen izleyicilerimiz olabilir, denk gelmemiştir, seyretmemişlerdir. Evet. Şimdi Meltem'e ilk gün 7 verdi. Kesinlikle. İlk film burada koptu diyorsun. Kesinlikle. Sonra ben salatamı unuttum, düşük puanlar aldım diyorsun. Evet, mecburen. Sonrasında da bugün içinde hani kendi de anladı kazanamayacağını. Aynen öyle. İki hanımefendi diyor ki bugün yüksek puan verecek evet. Ve de benim birinciliğimi yani sana göre tabii daha hiçbir şey belli değil çünkü. Kesinlikle ben zaten dün bana birinci olacaksın. Ama dedi. Zaten ben yine de 7 puandan da pişman oldum. Pişman Zölen oldu Hanım, çünkü yanlış yaptı kendini. Acemiliğime denk geldi. Zölen Hanım, ben kendi de biliyor. Maçın dün 90 dakika olduğunu söyledim. Ben evet, dün tabii. Birinci olduğumu ilan etmedim. Hatta tabii ki, ben bugünün daha yarışacağını şey. Söyledim. Herkes beyefendi ne size gülüyordun, bir ne şey güzel söyleyebilir miyim? Burada. Çünkü o kadar komik davranıyordunuz ki gülmemek imkansızdı. Kendinize et uzmanı söylediniz, et uzmanı ilan ettiniz, şefim dediniz. Ama masada hiçbir şey yemedik. Gülmemem ama... için hiçbir neden yoktu. Siz gülmemeliydiniz. Size daha çok güldüm yani. Et uzmanıyım ama ayrıca, size mangal yapmadım efendim. Ayrıca, yapsaydım et uzmanlığı görecektiniz. Ben mangal diye bir şey yemedim. Peki? Adil, çok adil bir, saçma adil değil bir... mi bu? Et uzmanıyım. Evet. Adil efendim bir... söyleyeyim ama size adil bir yarışma olsun diye yapmadım. Evet. Zuhal Hanım bir de şu var. Çok herkes 9-10 verirken ben 3 verdiysem tabii ki benim o zaman adaletim tabii. Sorgulanması gerekiyor. Doğru doğru. Yani masada sadece 3 ben mi verdim? Bak, ve siz onu... bana 7 verdiniz. Benden 7 çünkü alabilmek için EBP mi verdiniz? Çünkü EBP planını devreye soktunuz. Kombo yaptınız. Dünya 4'ten büyüktür. Bunu Zuhal unutmayın. Zuhal Hanım bizim 4 oturduğumuz her yerde. Oldunuz, bana darbe yaptınız. Darbe bizim oturduğumuz yaptınız. Her yerde ekip var yanımızda. Tek bakın, konuşmamız imkansız. Bakın efendim, EBP planını devreye koydular. Hangi dış mihrakları? Dünya 4'ten büyüktür, bunu unutmayın. Niye böyle yapıyorsun Meral? 2 de Meral, 1 de Tursun, aman aman. Evet. Zuhal Hanım, Allah aşkına şunu söylüyorum ama şunu da unutmayın ki bulutların benim üzerime geldiği günlerde ben güneşin doğuşuna binlerce kez şahit olmuş bir insanım. Tamam neden? Ben şunu hala unutmayın ki, siz bu şovu cümlelerle kapatmayın. Bir taneniz, söylediğinizi kapatmayın. Bir taneniz bana 1-4 verseydi ben derdim ki burada
Ebeveyn planı yoktu. Direkt kendi ağzıyla yarışmacıyı yani bilince yapacağını söyledi zaten yani. Bak Yasin seni daha kreşen yemeden. De şöyleydi pazartesiden. Grafik şu. Ding 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 ding. Yok sadece burada bence artık. Artık ilk gün hasta. Böyle artık bitti yok. Nabız bir 180 yani. Oldu, bir 60'a düştü, bir tekrar vurdu. Aynen. Ya insan iyi olduğu konuda hele de ki bu yemek yarışmasıysa ve de sen de aşçıysan veya işletmen varsa veya sektör içinde hizmet veren bir insansan neden bunu burada değerlendirmeyesin ki? Seni bu açıklamana sen kendin bile inanmıyorsun. Beceremeyeceğim. Ben adil bir yarışma olsun diye et yapmadım. Yapsam kesin birinciydim de çocukların hakkını yemeyeyim dedi. Zuhal Hanım onu bunu boşver de. Acısıyla, boş tatlısıyla. Boşverin dediğin şey zaten olayımız yani. Bu. Özür dilerim. Acısıyla, tatlısıyla bugün burada gerçekten acısıyla, evet, acısıyla gerçekten. Yasin Bey acısıyla tatlısıyla değil yanığıyla diyeceksiniz herhalde. Bugün size göreceğiz. Yanığıyla çiğyle. Çok affedersin. Evet. Ben masanın kaderini değiştireceğini söyledim ama ben masanın kaderini onun vazifesi olduğunu düşünmüyorum. Üzerine kalmadı. Değiştirebileceğini de zannetmiyorum. Hak eden kazanacak. Yasin Bey masanın kaderini değiştireceğini söyledi ve büyük ihtimalle bu şekilde davranacak. Puanı da ona göre kullanacak. Çünkü Meltem Hanım dün onun gününde 3 puan verdi. Bu onu yediremedi. Çünkü kendisi 7 puan vermişti Meltem Hanım'a. Meltem Hanım Yasin Bey'in gününde Yasin Bey'e bir tık daha yüksek bir puan verseydi kendisine bir düşman edinmeyecekti ve birinciliği kovalayabilirdi. Ama Yasin Bey 3 puan vererek çok büyük bir hata yaptı. Bugünkü menü nasıl sence Tursun? Afiyet olsun. Ben biraz basit buldum. Yani et yapmaktan kaçınmış. Somon 10 dakikada pişebilen bir yiyecek. 10 dakika. 250'de evet. 12 dakikada pişebilir evet. Yani. Zaten içi hızlı pişiyor. Yağlı, lezzetli olma ihtimali yüksek bir şey. Yani lezzetli olma ihtimali yüksek bir tabii şeyi yapamayanlar da var. Tabii daha ete göre daha risksiz bir yemek oldu. Evet, doğru. Pizzalı da aslında çok lezzeti yüksek bir şey ve pişmesi daha rahat bir şey diğer etlere göre. Onu da yiyemedik. Afiyet olsun. Umarım bugün somonu yeriz. İnşallah. Ama genel olarak menü abartılmış. Yani menüyü biraz açmak istemiş. Hani avokado soslu, şu soslu, bu soslu diyerek. Tabii ki de detaylandırarak. Ama genel olarak basit bir menü. Peki o zaman bir tadına bakalım çorbamızın. Servisler rica mi yanlış açılmış bir de? Servisler mi yanlış açılmış? Evet. Böyle bardak. Mi? Bardak o tarafta. Zuhal Hanım da az önce kendi tarafına çekti. Birimizin sağda, birimizin solda. Sağ tarafta sadece evet bu belki sığmadığı için şöyle alabilirim. Tamam. Beyefendinin de öyleydi. Peki diğer detayları da konuşuruz. Ben böyle kabul ediyorum. Bir şey olmaz. Ben böyle seviyorum. Benim avukatlığımı yapmayın. Ben avukatınız asla yapmam. Asla yapmam. Eline sağlık. Hadi bakalım bal kabağı çorbasıyla başlıyoruz. Siz dün yaktınız o dün de kaldı. Bunu sen dün yaktın. Pardon yaktın. Yok yeşil mercimek kabak tatlı çorbasına oluyor ki kabağın tatlılığını alsın diye. Yeşil mercimek. Hayatımda ilk kez böyle bir tarif duyuyorum. Ben de ilk defa duydum. İnşallah da son kez duyuyorum. Bir inceleyin. Yani Zuhal Hanım bugünün sonunda gerçekten bütün şeflere ve kasaplara özür dilemek lazım. Yani artık bunu biz mi özür dileyeceğiz? Biz dileyeceğiz çünkü kendisi dilemeyeceği için Yasin Bey biz dileyeceğiz. Aynı gibi kullanıyorlar bakıyor musun? Bal kabağının içinde yeşil mercimeğin ne işi var yahu? Efendim kullanmıyorlar ki çünkü o... Kim kullanıyor? Ya bizim Erzurum'da gerçekten kullanıyoruz biz bunu. Yasin Bey bir şey söyleyebilirim. Ay bundan birisi gelsin artık ne olur Zuhal Hanım ya. Birisine bağlanalım böyle hap Erzurum'da yaşayan. Ebefe planı hala işliyor. Bir şey sorabilirim size. Boş verin yeşil mercimeği bunun içinde ne var? Bana bunu sayın zaten gerçek. Bunun içinde... Lahmacunu fırında pişti. Fırında pişti diyen yani de. Ben çorbanızı çok beğendim. Gerçekten evet. Mi? Afiyet yeşil mercimek olmamasına rağmen beni. Çorbanızı beğendim. Sen özel olarak koyarsın biz ona bir şey diyemeyiz evinde ama normalde bal kabağında yeşil mercimek olmaz. Patates yani. Patates olur işte. Bazen havuç mavuç koyuyorlar. İşte göre demek ki koyuyorlar. İşte biz de onu diyoruz. Evet, tabii ki efendim. Ah canım. Tursun Hanım. Herhalde biraz ona burada biraz yorum yapmak istiyorum Tursun Hanım'a. Tursun Hanım. Niye? Tursun Hanım sonuncu olma telaşından kurtulmak için dün bana 3 puan verdi. Ha ondan mı? Evet. Sonuncu olmaktansa yani sonucu olmaktansa hadi en azından üçüncü ve ikinci olayım diye o yüzden ona bana 3 puan verdi. Yasin Bey sadece Tursun Hanım 3 vermedi yalnız. Yalnız. Hepimiz verdik. EBP planı da işlemiş bu arada. Yani. Tekrardan söyleyeyim EBP planı. Benim... O sonuncu olmamış için siz de EBP planının birer parçaları olarak. Ben de EBP planını anlama yaptım Yasin Bey. Gelmemiş bir salataya eksik menüye 6 veriyorsunuz. Bütün her şeyle eksiksiz gelmiş bir sofraya. Hiçbir şey istemiyordum ben sizden. Hiçbir şey bir puan istemiyorum ama adil olmaya davet ettim sizi dün aslında. Tamam. Ya hiç olmasa Yasin kardeşim. Hamur işi ev hanımların işidir. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Hiçbir şey değil ya. Hamur açmışsınız, dört çekmişsin. Bir emeğe, bir
saygınız olsaydı kadın bir tane oy verseydiniz. O bir puanı da pardon. Lahmacunu da aslında niye verdin biliyor niye musunuz? Niye verdiniz? Herkes lahmacunu çıtır severken evet. Ben biraz yumuşak seviyorum Allah lahmacunu. Allah Allah. Biraz da açtım o gün. Bak ne kadar şanslıymışım ben. O da benim duygularımı değiştirdi. Evet, Zor evet. Hanım puanları kaldırdığımızda hiçbir zaman şey demedi. Bu bir puanda emek için demedi. Evet. Beğendim. Ya, evet dakika, 4 dedi. O gün bana 4 dediniz. Siz bir kere hiç konuşmayın. Bir dakika efendim. Bir dakika. Siz mi karar vereceksiniz? Bir saniye. Bir kere ben şu anda Tursun Hanım'la muhatabım. O neydi ya o tatlının ismi neydi ya? Antep Katmeri ya. Ha, kat, ben evet. Sizin yanık Antep Katmeri'nizi zehir de olsa önüme koydunuz yedim be. Ama o ben patileyi, kömür yiyemem. O patileyi yemediniz. Benimki kömür değil. O patileyi yemediniz yetmiyormuş gibi kalktınız. Zuhal Hanım'ın tabağındaki. Ben verdim. Ya işte onu ben yediniz ben. Ama sonuçta ya önüne getirmişim, bir emek peki. Sarf etmişim, hamur açmışım. Bir devam ederiz. Diye. Elbette şu kısmına katılıyorum. En azından bir puan verilebilirdi, 4 verilebilirdi. Ben herkes için aynı şeyi söylüyorum. Sadece Yasin için 4 verilebilirdi, o kadar da değil yani. Ama evet. Vermediniz, siz bilirsiniz. Meltem senin de başlığın balka bahçe odası. Zuhal Hanım kıvamı bence çok güzel olmuş. Yani taneli değil, bugüne kadar hep büyük büyük tane. Ya da soğanlarını hep tabağın kenarına çıkarmıştık. Tanesiz ama aşırı tatlı değil mi? Gerçekten mi? Ne? Çok tatlı gelmiyor mu size? Tatlı tatlı. Yok. Karabiber vuruyor bana. Karabiber değil mi? Yani tatlı bir hayli geliyor bana. Serdeçal ya da o tarz bir şey koydunuz. Hayır, kendi rengi. Mı? Sadece karabiber mi koydunuz hayır. Baharat olarak? Hayır, sadece siz, karabiber koydunuz. Siz konuşun, ben biraz çorba içeceğim. Hayır, koymadım. Ekstra ne baharat koydunuz? Siz ne aldınız tad olarak? Anlayamadım, böyle zencefile benzeyen hiçbiri bir tat aldım ben. Yani hiçbiri yok. Tamam. İsterseniz söyleyin. Söyle. Görüş bildirmek evet. isteyen varsa dinlerim. Kıvam vermek için patates kullandım, bir adet. Yaklaşık burada yarım 600-700 gram kadar bal kabağı var. Bir kilo diyemem. Soğan var, tereyağı var. Sizin o aldığınız tat karabiber ve tuz dışında muskat ve yıldız anason. Evet. Beğendin mi? Çok beğendim Zuhal Hanım. Afiyet olsun. Sen beğendin mi? Ben beğenmedim Zuhal Hanım. Niye? Hani çok tatlı geldi bana. Ay nerede tatlı hayatım? Geldi. Hatta karabiber ben bir tık daha mı az olsa diyecektim yani. Boğazı sonradan evet, vurmuyor evet. mu ya? Kesinlikle. Nerede? Neden beğenmediniz? Gerçekten yani beğenmiyorum. Hayır. Sizde olduğu için mi? Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Asla böyle bir gayem yok. Ha çok güzel yemin olmuş ederim, ya. Tatlısı. Tatlı olarak ya karabiberi hatta bir tık daha bile az olabilirdi hatta ya. Ama çay kaşığı kullandım sadece. Tatlılığını kesmiş. Kesmiş çok güzel yani dengelemiş. Olarak ya güzel hani... anlamda dengelemiş ama en teşekkür son kalan gırtlakta tat karabiber yani tatlılık ya değil. Onu da keşke karabiber değil beyaz karabiberler var. Ondan kullansaydınız emin olun böyle yeni yakmazdı şey öğrendim, boğazımızı yakmazdı. Evet, ama evet. kıvam olarak gerçekten evet. ben de beğendim. Teşekkür ederim. Sunum olarak afiyet belki olsun. Üstüne biraz böyle krema gibi ya, bir şey. Ya krema içinde var. Yani üstüne son kez hani getirdiği ilk servis olurken daha güzel görünürdü. Ya da maydanoz. evet o maydanoz fırası için. Frenk soğanı, kişniş. Bir kaşık yoğurt. Yani evet, Yasin Bey için. Yasin Bey beğendi. Evet ben beğendim. Meltem Hanım da bu konuda. Eline sağlık. Biz haberler olsun. Bence gayet güzel. Afiyetler olsun. Afiyetler olsun. Göreceksiniz. Bal kabağı çorbası çok tatlıydı. Yani herkes tadını çok beğendi ama bana çok tatlı geldi. İçindeki kremadan dolayı mı bilmiyorum ama bana çok çok tatlı geldi. Yani çorbayı beğenmedim. Meltem birinciliği korumaya çalışıyor. Herkes çok beğendi. Sadece o beğenmedi. Şaşırdık mı? Hayır. Tatlılığı ağır bassa söyleriz. Niye bir tek sana geldi şekerim Zuhal mi tatlılık? Hanım belki ben çorbaya hani çorba olarak hani böyle daha... Ama bal kabağının bir tatlılığı var. Onu da çok güzel yıldız anason, karabiber bilmem neyle yani dengelemiş. Yani bana hani o yine de törpülenmiş gelmedi. Rakip gördüğü için öyle diyor. Rakip. En büyük rakibi beyefendi, şu anda o. Beyefendi hepimiz birbirimize birinci rakibiz ya. Birinci olma telaşını, birinci olma telaşını kaybettiği için korkuyor. Öyle bir telaşım yok. Öyle bir telaşım biliyorum. Yok. Sizin de öyle bir telaşınız var ki siz daha masaya girip benim, tadına bakmadınız ben anda, yemeklerin. Ben şu anda... Ben bu masayı birinci yapacağım, adaletimi değiştireceğim bir dedi. Bir saniye, birinci yapacağım ben bu masayı girip ya, bir şey söyledin mi? Bu masanın kaderini değiştireceğim dedi. Bu ne demek? Yarışmanın kaderini değiştireceğim dedi. Güzel yaparsa neden değişmeyiz? Güzel yaparsa demedi evet. ama Zuhal Hanım. Şimdi şöyle bir şey var. Demedi. Zaten ortak olarak beğenilen yemekler... sonucunda gelen puanlar az çok herkesin ağız birliği yaptığı ortak kararlar burada kendini belli ediyor. Yani hiç kimsenin beğenmediği bir şeyi bir kişi sadece beğeniyorsa yemekleri genel olarak ve yüksek puan veriyorsa anlıyoruz ki bir tabii inat ki. Durumu var aynen orada. Aynen öyle Zuhal Hanım. Onu görürüz daha çorbadan başladık yani ama yani işte, buna kötü bir çorba diyemeyiz. Yani çorbayı siz beğendiniz ama bana hani hitap etmedi. Ben beğenmedim ama beyefendinin ben hiçbir şey beğenmeyip aslında beğendiğini dile getireceğini düşünüyorum. Beş çeşit yemek koydum bir tanesini beğenmedin mi Allah aşkına ya.
5 çeşit Yasin yemek. Yasin Bey bir şey söyleyeceğim ama siz kendiniz isteğinizle, rızanızla yani, 7 puan verdiniz. Şimdi kendiniz de yediniz. Ya ben o puanı vallahi verdim güne lanet olsun. Ama siz o zaman yalan konuşuyorsunuz. Yalan benim konuşmuyorum yemeğimi beğenip yediniz. Meltem'dir. Çok özür dileyerek. Öncelikle su isteyen var mı? Alırım ben. Hemen geçiyorum. Ayrıca Yasin Bey mutfak kontrolü yapmadınız ama hala yapabilirsiniz. Ya çorban bu kadar güzel. Kim bilir mutfağın ne kadar güzeldir. Evet. Yasin Bey bana yüksek puan verdiler. Adettendir bir bakalım. Kırmayın. Çorbanız bu kadar güzel. Hayır öyle bir şey yapacak değilim. Duyamıyorum ki. Dilan bir daha söyler misin? Yasin lütfen. Yasin Bey bana yüksek puan verdi. Ben sizin dışarıda ne konuştuğunuzu bilemem. Lütfen benim bu yüzden puanlarımı kırmayın. Sizinle alakalı kendi bir konu yok. Kendi içinde değerlendirin. Tamamdır onunla alakalı. Ben olsam şu an Dilan gibi endişelenirim. Çünkü şimdi sizin bir iddianız var. Ekipten bu lafı duyan var mı dedim. Kimse yok dedi. Ama iki kişi ama şeyi kabul etti. Ben kaderini değiştireceğim demedim yani ama şov yapacağım dedim söyledi, diyor. Söyledi. Seviyor zaten öyle öne çıkmayı anladığım kadarıyla. Tabii ki şov yapacağını söylemesini kabul ederim. O ayrı onu bilemem. Yani ekipten birisi duyduysa bunu işte birinci yapacağım gibi bir şey dedi mi? Birinci yapacağım demedi. Yani kaderini değiştireceğim dedi. Ama şimdi Dilan'ın da bundan dolayı çünkü bunları da yaşadık biz. Bunlar da üzerini kapatmış. Bunları üzeri hep peçeteyle kapatmış. Kapattım. Benden korktuğunuz için mi yoksa gerçekten yok, her zaman evde de böyle misiniz? Ben çok temiz bir yok. Kadınım evet. Samimi söylüyorum çok yani ben hiç sizden bu kadar şey beklemiyordum. Neden beni aşk yanılttınız. Olsun. Yok yanılttınız beni. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çok mersi. Bak çorbayı güzel bitirmişsin, temizlemişsin, kapağını kapatmışsın, bitirmenize rağmen. Evet. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Çok mersi, teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum sizi. Teşekkür ediyorum, valla, çok nazisiniz. Beni utandırdınız. Estağfurullah, valla. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl mutfak? Zuhal Hanım bugüne kadar kendimden sonra gördüğüm en temiz mutfak. Gerçekten mi? Gerçekten. Neyse. En hijyen, en temiz benden sonra. Ama bu hafta zaten kimsenin öyle vahim bir mutfağı yani yoktu. Gerçekten. Meltem Hanım mutfağını ekranlarda da göreceksiniz. Sulardan önce şunu da göstermek isterim. Ben bu kalıbı da Ankara'dan getirdim. Ne? Evet. Aa bizde vardı tatlı kalıbı ya. Da, bilemedim. Ya iyi yapmışsın bravo. Tatlı kalıbını da Ankara'dan getirdim. Ha bu şey böğürtlen soslu keçi peyniri. Evet aynen öyle. Detayını vereceğim suların Meltem servisini Hanım'ın yaptıktan sonra. Meltem Hanım'ın mutfağını da gördük Zuhal Hanım. Ne vardı? Gerçekten bir bayana yakışmayacak bir mutfaktı. Benim, gerçekten. Bunun erkek yani bu kadını yok zaten. Yok yok ya. Erkek kadını yoktu ama. Bizim de hocam öyle temiz değildi ki. Hanımefendi Dilan Hanım'ın mutfağını ben çok temiz gördüm. Çok hoş gördüm. Çok sağ tebrik ediyorum. Beni şaşırttılar. Teşekkür ederim. Ailemi kendimi evet. Utandırmadığım için mutluyum. Teşekkür evet. Ederim. Ama dedi zaten 3 kez demo yaptım dedi. Evet. Çalıştım dedi yemekte. Kolumun yanığı hala geçmedi Zuhal Hanım. Neyin yanığı? Ha, kolumun yanığı. Daha belki yaktın. Yemekler biraz bana basit geldi. Zuhal Hanım 3 defa yemekler bana biraz basit geldi. Lütfen. Yemekler basit geldi. Evet yani 3 defa demo yapılacak bir yemekler değildi bana göre. Öyle mi? Evet. Öyle bir misafirperver ki öyle bir hoş karşıladı bizi. Ne yüzü somurtuyor, ne gocunuyor. Sizin gibi bize boğazınızda bulsun demiyor. Evet. Vallahi helal olsun ben gerçekten bugün çok mutluyum ya. Kursun Hanım'ın benim yemeklerimle basitlik kendisini hazır yufkadan katmer yapmasına kaç puan peki? Yapamamasına pardon. Bu arada Tursun sen yanıktı tatlın. Senin zaten kaç ürünün? Benim adım Yanık Yasin. Sen? Evet. Yanık Yasin kondular. Hadi bir tane yemeği, hadi çorbanın dibi tuttu unutursun. Herkes yapıyor hemen hemen o hatayı zaten. Hadi diyelim ki neydi o? Patile. Patile. Hadi onu da tavada çevir. Yahu o tatlı neden öyle oldu? Erzurum'da senin işin o kadayıfta olması ya. Ya Zuhal Hanım Allah aşkına. Bak benimki yani, fena şimdi, değildi. Siz de şimdi yapmayın. Ama nasıl yapmayın şimdi, benimki fena değildi. Ebeve planın bir parçası olmayın şimdi gerçekten. Üstüme gelin sağ olun. Beni şimdi şaşırtıyorsunuz. Hiç olmazsa da. Hiç olmayan bir şey söyledim. Tatlım nereden çok çıktı bu kadayıf dolmasının olmadığı? Vallahi kadayıf dolması gayet şıkkı. Ya bak benim önce fena değildi. Yedik, siz neden yemediniz? Biz oysa çok beğenmiştik kadayıf dolmasını. Ya sen onu nasıl yapamadın sen ya? Sizde ne güzel kadayıf dolması benimki koydum. Benimki fena değildi. O zaman siz... Öbürleri niye o kadar hamurdu içi? Nasıl? Niye hamurdu o kadar içi kadayıf dolması? Ya Zuhal Hanım şimdi ben burada onu hemen yaptım getirdim önünüze koymadım. Ben orada onu üstüne peçete koydum. Kapattım toz duman girmesin diye bazı insanların orada tenceresi açıktı tozu içine girdi her şey. Peçeteden dolayı mı yandı biraz yani? Buharlandı, biraz buharlandı, yani. Hamurlandı. Ya Allah aşkına kendi kuru pideni de gördük ya, yanık pideni de gördük sizin evet, ya. Evet gördük gayet güzel evet, yandı yani. Yanık pidesi. Yani. Kadar açık pide yapmış ya taş gibi olmuştu. Kuruydu yemedik. Evet. Kenarları kuruydu. Evet, ya, gerçekten. İyi peki diğer yarışmacılara sorayım, anlaşıldı senin durumun. Uğur'un pidesi mi, Yasin'in patilesi mi? Aynen.
Hayır. Hayır. Yasin'in patilesi daha kötüydü. Katmer'den daha iyi miydi? Tadına bakamadık. Katmer nasıldı? Allah'tan sadece katmerim öyleydi Yasin Bey. Tabakta katmer göremedik mübarek. Altına biz de sizin menünüzde getirmişim. Yiyecek bir şey bulamadık. Vallahi billahi ya. Yiyecek hiçbir şey bulamadık. Tadına arasında. Bakamadık yani. Bismillahirrahmanirrahim biz yiyelim boşver. Normalde biliyorsunuz bir insanın normal standartlardan kişisel özellikleri kenara bırakarak söylüyorum. Günlük alması gereken kalori 1500-1700 arasıdır. Toplam kalori. Bir öğünde almanız gereken tam kaloriyi alıyorsunuz şu anda. Kahvaltı ve öğle öğünü hariç. O anlamda da bu bilgilendirmeyi yapmak istedim. Kalori hesabı da yapmış. Evet. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Evet. Tursun gel seninle başlayalım bu sefer ara yemek değerlendirmesine. Zuhal Hanım ben daha önce böyle bir şey yemedim. Ben de böyle bir şey yani kızarmış keçi peynirli salatalar, kaplaması olan farklı şeyler, iç dolgulu, peynir dolgulu şeyler yedim ama yani böğürtlen soslu keçi peynirli lavaş çıtırında böyle bir şey ben de yedim. Ben de yemedim. Keçi peynirinin tadını beğendim. Teşekkür ederiz getirdiğiniz için. Evet. Kekiği üzerindeki kekik mi? Büyük kekik. İhtimalle kekik. Hı. Bana biraz fazla geldi. Evet fazla geldi. Böğürtlen sosuyla peynirin uyumunu beğendim. Afiyet olsun. Bu kadar. Herhalde sosu sonradan yapıp dökmedin. Birlikte pişirmiş. Pişmiş sanki böğürtlen sosu. Sosu önce yaptım, pişirdim. Nişastayla kıvamlandırdım. Hmm. Ardından kalıplarımı yerleştirdikten sonra yufkalarımı, sosu koydum, peyniri koydum. Tekrar fırına mı verdin? Koydum, tekrar fırına verdim. Ha ben zannettim ki yani ilk menü duyduğumda yapacaksın direkt ve sonra da üzerine yok, sosu. Evet, pişirmişsin. Evet, değişik pişirdim. Bir teknik uygulamışsın. Tencerede ayrıca bir işlem. Peki Uğur? Bence şu şekilde yapılsa biraz daha güzel oldu. Böğürtlenlerinizin çekirdekleri geliyor. Mesela evet. Dediniz ya ilk önce hazırladım, bağladım. O ara bir süzgeçten geçirip o çekirdekler de insanın ağzına gelmeseydi bence uyum olarak güzel. Peynirle beraber güzel uyum sağlamış. Baklava zaten bildiğimiz hazır baklava. Evet. Ona da bir şey diyemem. Ama lezzet olarak bence güzel. Uyum olmuş yani. Beğendim ben bunları. Ara yemek için ideal bir şey olmuş. Seçim olmuş. Hafif güzel olmuş. Evet, beğendim. Yasin Bey evet, çok mutlu bak. Ediyorsunuz beni. Ben sizi getirdiğim halde geri dönmüş. Ankara'dan getirdim. Evet aynı. Gerçekten bitirdim. Hepsini yedim. Afiyet Uğur olsun. Bey'e katılıyorum çekirdekler konusunda. Bana hazırcı dediniz baklava kebabına hazır kendim baklava falan dediniz. Evet. Keşke bunu hamurunu da madem ki öyle elle atsaydınız o kadar evet. Bana laf söylediniz ya. Kendi yaptığım hani burada çok şey var bak onun öyle ya. Demeyin. Lor peynire kadar kendim yaptım. Onun peyniri altı suyuyla. Baklavalı yufkayı da hani bana niye açmadın da koymadın dediniz bitirin ya dün burada benim başımı etini yedin. Evet. EBP planını devreye sokak. EBP sokaktan. Neydi bir daha anlatalım. Et uzmanını bitirme planı. Kendisi sokuna. Oluyor evet. Yani demek istedim. Her haliyle güzeldi, elinize sağlık. Afiyet olsun. Melter. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım, ben sen niye öyle bir böğürtlen şeyine hafta boyunca ben, tarlasına? Evet, göstermek amaçlı. Neyi biraz göstermek? Biraz fazla mı pişti? Şuralarındaki yanıklar vardı. Yanık mı? O yüzden sordum şey mi diye. Şöyle zoomlanmasını istiyorum. Neresi hayır, yanık? Sosundan bahsediyorum. O şeyinden sos değil. Zaten orası şu anda. Şurası da hani pişti, işte onu soruyorum evet. Ben de. Hani bu da mı pişti bunu bunlarla hedef, beraber? İşte bunu sordum hedef, ya onu pişirmiş evet. Şurada vermiş yani, tekrar. Hani ben de orada herhangi bir şey yok kalmış. Yani bahane bulmayalım mümkünse onlara. Gerçekten ben herhangi bir şey yok. Yapsaydım. Yorumunuzu yapın ama yani şimdi burada bir yanık bakın aynı şeyler sosundan bize de var. Bu yanık diyorum. Sosundan bahsediyorum. Kenarlarında biraz yanıklar gayet var. Normal bir şey sos koymuş yani. Zuhal Hanım ben mi yanlış şey yapıyorum? Evet. Siz yanlış yanık, şey yapıyorsunuz. Sen yanlış şey yapıyorsunuz. Şuralarındaki. Nasıl şu yani? Kısımların hani bunlar sos buna yapıştı diye sosu. Yanık diyor Zuhal Hanım. Onu kastediyor. Yapıştı diye. Ya emin olun. Ama zaten yapışması gerekiyor. Olsa, şu anda 4 dörtlük de olsa. Ben yorumumu yapmadım dört ki ya. 4 dörtlük de olsa şu anda siz onu yine zaten yani başlarsın kafanıza yerleştirmişsiniz. Güzel siz yerleştirmişsiniz. Normalde bitirdim. Şunu Uğur Bey ya da Tursun Hanım yapmış olsaydı yemezdiniz ki. Yerdim ben. Yemezdiniz ben ki. Ben çok adil bir yarışmacıyım burada. Siz yemezdiniz. Çok adil bir yarışmacıyım. Adil bir yarışmacı değilsiniz. Şu anda bak çorbaya bahane buldunuz. Buna bahane ben buldunuz. Daha yorumumu bitirmedim. Beğenip beğenmediğimi dile getirmedim bile. Neye ama göre? Onu, neye göre? Onu kurcalıyorsun, buraya kurcalıyorsun. Ama göstermek istiyorum. Diyorum ki hani bu sosla beraber mi yufka pişti? Hani bu kenarlarındaki yanıklar biraz evvel. Bir tık fazla pişmiş ama şeyle keçi peyniriyle uyumunu falan beğendim. Yani daha yorumumu bitirmedim ki. Yok, yanık derseniz ya. Bu sefer çünkü farklı şuraların, bir şey olur. Ama siz göremediniz. Yanık dediğim için tepki verdi insanlardan. Bakın aynı şeyi hepimiz yedik burada. Ve hiç kimsenin tabağında herhangi bir yanık yok.
Yani olması İçinden zaten imkansız. Bakın. Yok yok şuraları zaten normal kendi rengi. Çok şuraları. Pardon. Şuraları. Şuraları. Peyniri fırlatma öyle ya. Anlatabilir miyim size ya konuyu? Ama bakın yani bir ürün yanmıyor, bir baklava yanmaya başlarsa ilk önce uçlarından yanmaya başlar. Ya önce pişmiş ya da bu fazla pişmiş. Sizin gösterdiğiniz yer tamamen sosun olduğu yer. Yani üstü yanacak ya ondan sonra altı yanacak. Evet baklava yufkası. Problem burada pardon yani. Baklava yani yufkasında yanık demedim ki zaten. Pişen bir şey yani baklava yufkası önce yanmalı. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Önceden sosunu pişirmiştir. En son beraber birleştirip. Öyle zaten anlattım ya. Şunu söyleyebilir miyim? Normal bunu pişirmişsinizdir. Bakın ben kendi tamamen fikrim, yorumum bu. İçindeki sosunu önceden yapıp en son tekrar bir tık daha pişirmenizi istemişsinizdir. Yani o şekilde yapmak istemişsinizdir. Belki fırında bir tık fazla beklemiştir. İçindeki yanık yok yani. Yanıktan kastım da şuraları bir tık diğerlerine göre daha siyah yani. Afiyet olsun. Daha yani o yani. Tek söylediğim şey bu. Tamamen yanık, yufka yanmış, bu yanmış falan diye bir şey demedim ki. Ben sizin hafta yorumunuzu kabul ediyorum. Teşekkür ederim ama hafta boyunca bütün yemekleri böyle didik didik etmenizden evet paramparça. Benim yemeklerim öyle. Hepiniz öyle yaptınız. Bu kıyma yapışmıyor deyip açıyorum. Kimse bu kadar yapmadı. Büyük oyun işliyor. Büyük oyun işliyor. Büyük oyun işliyor. Çok evet ayıp yani. Yani bazen biz de bir kesip bir şey tabii bir şey ki söz konusuysa bir çiğlik bir yanmış şeyini açıp ben bakıyoruz da. Kadayıfta olmasını yani çok yani ayırıyorsun. Evet. Tursun diyor benim yemeğime de öyle yapmıştı. Evet. Yaptı evet yaptı. Hepsine yaptı. Basit bir şekilde güzel bir şey ürün çıkartmış. Yani. Konu bu kadar basit. Sadece bir çekirdek olayı. Evet. Onu bir tık süzgeçten geçirseydi. Bir çektirme falan sosa belki birazcık daha yani yapsaydın. Aslında. Doğru söylüyorlar. Zahmet çok ama özür diliyorum. Lezzetli. Çok kısa bir şey söyleyeceğim böyle. Zahmet konusunda. Herkes sanıyorum İstanbul'da oturuyor ve yaşıyor. Benim geldiğim gün daha önce de söylemiştim birkaç gün önce. Kırmızı alarm vardı İstanbul'da. Yollar falan çok kötüydü. Ben Ankara'dan 8 saatte gelebildim. Hiçbiriniz ekipman getirmediniz. Ben Ankara'dan bu, yani zahmetsiz, basit. Bunları bir noktada kabul etmiyorum. Aa benim satırım gel. Ben de menü için söyledim. Ben zırhıma lafızlarına geldim. Ben görmedim. Beykoz'dan geldin ama sen çok özür diliyorum. Görmedim. Ben Beykoz Ankara arasında teşekkürler. Çok pişmanım o büyük Osmanlı mangalımı getirip de burada bir şov yapmadım. Ayda. Ah Yasin ah. Yasin Bey. Hem buyurun, programımız şenlenirdi. Gerçekten. Hem biz güzel bir et yerdik. Hem sen ustalığını konuştururdun. O kadar havanı attın pazartesiden beridir. Görüldük neticesini. Ya onu bunu boş ver de bir kere yarışan bir daha yarışıyor mu? Yarışıyor tabii. Öyle mi? Tabii best of falan yapıyoruz. O zaman şansım var daha burada. Best of yapıyoruz. Tamam. En iyileri bir daha alıyoruz. Evet. Bu sezonda alırız. Peki efendim. Belki seni de alırız. İnşallah. Ama en iyilerden seçiyoruz genelde. Yabuklardan seçmeyelim evet mantıklıyım. Ama en iyiler seçiyorsunuz da şimdi şöyle bir şey. Yok gerçekten canım bazen renkli yarışmacılar böyle hafızalarda kazınmış seyircilerimizin de bir daha görmek istediği yarışmacılardan da alabiliriz tabii. İnşallah. Öyle de yapıyoruz. Nasip olursa. Onlardan birine kesin aday olursun sen. Sanki masa kızı Mertin'den ikiye bölünmüş gibi. Mertin onunla tam olarak beklediğim şeyleri yapıyor. Tursun'un da aynı kanalda ilerliyor. Erkekler Mertin Bey beni şaşırttı ama Uğur Bey teşekkür ediyorum ona. Ben bütün hafta boyunca bütün yemekleri kendi yemeğim dahil keşke dikkat edebilselerdi her yemeği didik dedim. Çünkü içerisinde ne olduğunu bir kere bilmem gerekiyor. Ne olduğunu, neyin ne aroma verdiğini bilmem gerekiyordu ama o kadar saçmaladılar ki yani. Yok onu niye didikliyorsun, yok bunun yani maden kazır gibi bildiğiniz kazıdım çünkü böyle olması gerekiyor. Yemek nasıl yenilir bilmiyorlar. Bir yemeğin içinde ne var bilmiyorlar. Tamamen gelişigüzel yediler. Ne olduğunu da anlamadılar yani içinde neyin ne olduğunu bilmeden yediler. Çünkü hayatlarında yani çok fazla yemek demek ki çok kuru fasulye falan yiyorlar herhalde genelde. O yüzden çok bir şey bakamadılar yani. Meltem Hanım aslında kendisini ilk günden beri birinci olarak görüyordu. Çünkü bunun payının Yasin Bey'e yine çıkıyor. Burada bu kapı Yasin Bey'e sürekli açılıyor. Çünkü ilk başta böyle bir puan verdiği için otomatikman Meltem Hanım da kendini birinci olarak görüyordu. Tabii ki de Dilan Hanım lezzetleriyle bunu bir nevi ters köşe yaptı diyelim. Ya Meltem Hanım zaten baştan beri orayı karıştırıyor, burayı karıştırıyor, burayı kurcalıyor, orayı kurcalıyor, dağıtıyor. Ya emeğe saygın olsun be. Vallahi Allah bu Meltem Hanım'ın eşine, kocişine ve kaynanasına büyük sabırlar versin. Bu arada ana yemeğin neydi Dilan? Mango salsa soslu somon Zuhal'ın. Mango salsa soslu evet, somon. Evet, roka salatası eşliğinde. Roka baby ıspanaklı. Ve baby ıspanaklı. Evet. Şu an mı pişiyor Zuhal'ın somon? Şu an ısıtıyorum. Isıtıyormuş. Öyle şey olur mu ya? Pişirdi tabii ki. Pişirme süresi 2,5 saat. Isıtabilirsiniz ama servis esnasında. Herkesin öyle bir hakkı var. Evet. Tabii şimdi bir hem sporcu olmasından mütevellit hem de iyi olduk. Beyaz ette olsun. Hep kırmızı etten gittik bu hafta.
somon tabii ki yani diğer balıklara göre hatta balıklar içerisinde en daha lezzetli. Pişen, daha lezzetli yağlı bir balık olduğu yani için. Yani lezzetsiz olma ihtimali en düşük balıklardan. Ama onu da kurutuyorlar. Getiriyorlar burada çok pişiriyorlar, çok kurutuyorlar mesela. Tabii doğru söylüyorsun yine balıklar arasında en şeyi risksiz o ayrı da onu da yapamıyorlar. Bir de menüsü zaten uğraşsız bir menü Zuhal Hanım. Bir de uğraşsız bir ana yemek seçmiş. Yani bayağı bir basite kaçmış diye düşünüyorum. Basite kaçmış diyorlar Dilan. Vallahi diyorlar şimdi geleceğim basiti göstereceğim ben. Size basiti göstereceğim diyor. Bir tehdit aldık Zuhal Hanım. Tehdit değil, tehdit Tursun değil. Tursun Hanım siz galiba Meltem Hanım kazansın yani. İstiyorsunuz. Hünerimi yaptığım becerilerimi ortaya koyacağım. Efendim duyamadım. Tursun Hanım galiba Meltem Hanım kazansın istiyor. Hiç sesi çıkmıyor. Hiç sesi çıkmıyor diyor. Meltem mi kazansın istiyor diyor Tursun. Çorbasını o yüzden mi beğendim? Ben de bir kulp bulabilirdim çorbasına veya ara yemeği de beğendim. Evet. Meltem Hanım'ın bu arada ben asla beğenmeyeceğini o kadar iyi biliyordum ki. Hiç şaşırmadım. Balkabak çorbasını beğenmedim ödünüz ama kokuyor. Ara sıcağınızı beğendim. Ya, bunu da dile getirdim. Hafta boyunca bakın bir şey söyleyeyim hafta boyunca yemekleri didik didik ettiniz. Yemeğe saygı ya, duymadınız. Siz aynısını yaptınız beyefendinin kıymasını yapmadım. Ekran görecek, gösterdiniz. Ekran görecek yapmadım. Dilan Hanım, Dilan Hanım bana EBP planı yaptılar. Kim bilir size ne planı yapacaklar. Siz planı yaptınız zaten bana, merak bana etmeyin. Bana hiçbir plan işlemez bu arada onu da söyleyeyim de çelik gibiyim maşallah. Tabii ona ne şüphe. Size de 3 verdi bu arada Dilan Hanım. Dilan Hanım size 10 vermedi yanlış hatırlıyorsunuz galiba. Doğru o da bana 3 verdi ama ben adil bir yarışmacı olduğum için bugün burada hakikatleri konuşacağım. Neden hiç kimseye bu kadar naif, bu kadar zarif davranmadınız? Mutfağa girdiniz, bas bas bağırdınız. Ben şunu niye söyleyeyim, bugün böyle? Ben şunu söyleyeyim şu anda geldiğimden... Hanımefendinin bakın, kıyafetini eleştiriyordunuz. Ben dün kırgındım bugün Dilan çok Hanım'a. Sakinsiniz. Bakın dün Dilan Hanım'a kırgındım kapına girerken de biraz... Suratsız girdim içeriye açık ve net söyleyeyim biraz daha hani gördüm evet. Ben evet, de hoş geldin bile dedi. Çok çok yüz vermek de istemedim açık ve net yüz vermek mi? Ama aşk olsun ya. Bir dakika şu anlamda söylüyorum ama o kadar hoş karşıladı ki o kadar hoş güzel bir şekilde misafirperverliği. Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Kovdun beni Basra'dan daha ne yapacaksın? Ama isimle dalga geçiyorsunuz. Estağfurullah. Ve ben bilerek yaptım. Dalga geçmedi de bilerek yaptım. Dalga geçmem ya estağfurullah yok yok. Haftanın bilerek her günü söyledim ve ben ya, yemek bak, yaparken de dalga geçtim. Bak ilk bir iki kez, bana bir iki kez yanlış söyledim. Turşu demişsiniz. Estağfurullah. Turşu olmadı tabii şimdi. Estağfurullah. İlk bir iki kez böyle yanlış söyledim ama bir keresinde de espriye vurdum böyle. Çok çok esprili oldu, yok, çok yok, güldüm ben de. Yine de yani sizi incittiysem, kırdıysam hakkınızı helal edeyim. Helal olsun tabii ama eline bilettiğim için ben de gayet güler duydum. Valla ben sizin şeyinize... Her şeyi yediniz çünkü, gayet. Çünkü sizin var ya, sizin EBP planı baştan devreye koymuştunuz. İlk gündü. Ben ilk gün bunlara beyefendi, nasıl davranırsam... Beyefendi ben sizi ilk gün tanıyor muydum? Ben sizi tanıyor muydum? Beni tanıyorsun. Hayır, akraban mısınız? Puanları almak için ben tanıyordum. Ben sizi nereden tanıyayım? Oo. Ben sizi nereden tanıyayım? Puanları almak için... İlk gün yarıştık biz Yasin Bey. Ya Yasin Bey siz tamamen i̇lk kendi bilincinizi siz böyle oynuyorsunuz yani. Yok ilk günde o 7 puanı vererek... Bütün arkadaşları zaten demolize ettiniz bu bir. Yani kesinlikle acemiliğime geldi dediniz. Çok bundan saçma. Dolayı da herkes bir tık ümitsiz oldu diyelim yani. Niye canım niye ilk günden bir kişi yedi yani. Verdi diye sen de. İyi de beyefendi yedi. Size de aslında sizin yemeklerinizi de yedi. Evet İşin yedi. İşin kötü tarafı bu Zuhal Hanım. Benim yemeklerimi yedi. Ve dedi ki çok güzel olmuş, iyi de öldür, hakkını yeme dedi ve yedi puanını verdi. Evet, hak ettiğin evet. Puanı verdi. Aynı cümleyi bana da diğer, kurdu, bana diğer sıfır. Diğerlerinin de tabaklarını yok, yok, yediniz. Öyle bir şey yok, diğer tabağını yemeyiz. Ama o gün acemeliğine gelmiş onu söylemeye. Ama bu işte inkar, bu işte tamamen i̇nkar kendinizi yok, yok, böyle rahatlatmaya çalışıyorsunuz. O gün biraz acımasyon takıldım size. Niye, dedim ki, ne bağlantınız yani, var? Benim anlama, sizinle ne bağlantım küçük, var ki vicdanlı davrandınız? Yok yok estağfurullah. Küçücük niye? Bebeği evde bırakmış gelmiş burada benim yarışıyor bugün. Benim hala evde küçük bir bebeğim biraz, var. Tamam bugün işte. Büyümedi. Biraz, 10 yaşına girmedi. Biraz merhametimi kullandım. 10 yaşına girmedi bugün. Bak duygusal davranışlarım puanların her şeyin önüne geçti. Niye bugün. Duygusal? Bizde i̇şte neden geçmedi duygusal? O zaman? Sen de niye geçmedi söyleyeyim. Seni asık suratlı buldu. Bir de dedin ya kalkın gidin istemiyorum masamda. Sen oradan kaybettin. O daha güler yüzlüydü. Bir de küçük bebeği vardı. Uğur'a da ne oldu? Kaç vermiştin Uğur'a? Uğur'a 4 mü verdin canım? Evet, 4. Onun ne kabahati vardı? Eksik menüsü olmasına ha, rağmen 4 verdim. Pardon, verdi. Onun eksik. Benim zaten... Senin özel bir durumun. Uğur Bey'e ben 7 verecektim. O beni bitirdi zaten yani. Uğur Bey'e 7 verecektim. Onun için bir şey diyemiyorum. Benim ağzımı zaten bağlayan tek şey bu. 7 verdim dediniz ya, ben size de 7 verecektim. Eksik evet. Menüden 3 puan kırmak zorundaydım. O da benim şanssızlığım. Bir salata bu kadar etkileyemez. Adil olduğumu ne kadar... Zor Hanım, bir salata. Olduğumu görün burada. Bir salata mı? Ama eksik 3 puan...
ben oradan kırmak isterim açık ve net. Ben, ama sadece salata için mi adam o kadar eksik verdiniz? Evet. Siz de aynen böyle söylediniz benim masamda. Salatan gelseydi de ben sana en fazla bir puan daha verecektim. Ha evet verecektim. Bir de o var. Evet. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Salatadan neden o kadar kırıyor söylediniz yani? Eksik menüye bir veren esin. Beyefendinin eti pişmiş olsaydı zaten menüsü hak ederdi, verirdiniz değil mi? Ama siz o çiğ eti de yediniz. Gerçekten çiğ eti de yediniz ve dediniz ki çiğ. Bir tanesini yedim o gün. Ya etlerimde de orantısızlık ben olmuş olabilir. Ben kasabım eti de çiğ ama yerim hemen yani. Ama hemen hemen hepimizinki pembeydi Zuhan Hanım. Bazılarınki daha iyi pişmişti evet. Bazılarınki daha iyi. Meltem Hanım bu arada size 3 kişi 5 puan verdi. Farkındasınız değil mi? Yani hani az önce dediniz ya herkes 8 verse de. Evet eksiksiz menü 3 kişi 5 puan verdi. Ben 3 versem doğru. Dediniz ya hani. Demek ki sizde de bir adalet söz konusu. Ne demek efendim afiyet olsun. Lor peynirimi kendim mi yaptım kendim dedi? Kendim yaptım evet. Aa. Süre içerisine yaptım. Suyunu da ben alayım hanımefendi. Şerafettin ve arkadaşlarına ayırdım. Teşekkür ederiz. Şerafettin adına da. Hayvanseverlik duyarlılığınıza dolayı benim de teşekkür ederim. Benim de kedim var. Adı Bal. Onu da çok özledim. Keşke ben de son gün yarışsaydım. Zuhal Hanım bu yani kadar merhametli olacaktı madem. İçecek istemediğinizi söylediniz. Biberlik ve tuzluk hemen peçeteliğin önünde. Ne ilk gün merhametliymiş. 7 verdi işte. Ne evet. Son gün. Yanık katmerinde 4 verdim. Daha ne istiyorsun? Sen de benim hakkımı verseydin 4 verseydin hanımefendi. En azından yedi öldür, hakkını yeme dedi. Katleri yanıktı ama başka yemekleri vardı lahmacun yanmaya. Lahmacun gayet de iyi yediniz. Lahmacuna verdim puanı zaten. Lahmacuna çıtır sevmedim hiç. Yine isterseniz siz yerken ben mango salsa sostan bahsedeyim size. Bahset. Hı-hı. İçerisinde normalde olması gereken şeyler mango, kırmızı soğan, paprika biberler kırmızı ve sarı ve kişniş. Ana malzemesi kişniş. Maydanoz da kullanılabilir. Fakat kişniş çok daha güzel bir aroma veriyor. Ben de kişniş kullandım. Kişnişi de tabii ki de kendim getirdim. Balığın marinasyonunda kullandığım biberiye, taze biberiye kullandım. Her ihtimale karşı bulamam diye onu da yerinden getirdim Ankara'dan. Bravo. Avokadolu dedim. Çünkü yine kalori hesabı yaparak gittiğim için somonun içindeki porsiyon bazında yağ dengesi yetmez diye mango salsa sosunun içerisine avokado da ekledim. Ve tabii ki yanına bir karbonhidrat isteyeceği için, ana yemek olduğu için basit karbonhidratlardan patatesi tercih ettim. Ama bu sos olmamış. Yani sos? Sos değil. Soslar sıvı olmak zorunda değil. Bu dünya mutfağından bir sos. İsterseniz bir bakın. Sos olarak geçiyor. Taneli olmasına rağmen. Ne kadar sürede yaptınız? Size balığı. Verilen sürede. 2,5 saatte. Balıktan bahsediyorum. Yemek bütün menüden bahsetmiyorum. Ne kadar pişirdin balığı demiş herhalde. Kadar pişirdim. Biliyorsun somon çabuk pişen bir şey ve geçirirseniz de hemen yanabilecek bir şey. Zaten de marine ettiğim için, sosuyla da biraz piştiği için içerisinde. Çünkü ben limon kullandım. Limon asit biliyorsunuz evet. Girdiği zaman ürünü pişiren bir şey. Lime limon kullandım bu arada evet. Şeyinde, marinasyonunda. Yaklaşık toplamda 8, maksimum 9 dakika pişmiştir. Daha fazla pişerse biliyorsunuz zaten yanar. Biliyor musunuz? Anladım, evet. Tamam, peki. Dursun Hanım bu kadar neden böyle yavaş sessiz korkuyor musunuz böyle konuşuyorsunuz? Yok benim veya, korkacağım hiçbir şey yok. Bence çok aşırı Dilan Hanım'ın yemeklerini beğendiğiniz için fazla çok fazla tepki gösterip yorum yapamıyorsunuz. Şu an bu ana yemekte yani beğenip beğenilmeme konusunu sormadım ben. Yani onu yorumlamıyoruz. Şu an yemek biraz yorumlamıyorum. Bastırıyor sanki. Nasıl bu... yaptığını merak ettim onu sordum. Beklemiyordunuz bu kadar güzel olduğunu herhalde. Neden? Aa. Zuhal Hanım yani ekstra bir şey yok. Ne yani yok? Normal somon. Ekstra marinasyon, bir... kenarındaki doğrama yani? İşlemleri, soslar. Kenarındakinden bahsetmiyorum. Şu an bundan bahsediyorum. Bütün ya ana güzel. Yemek hani mango salsa soslu somon. Somondan bahsediyorum ama şu anda. Tamam. İşlem yok dediğiniz şeyde marinasyon var. Dolapta, buzdolabında marine edildi. Tamam. Onu da burada yaptım. Tamam. Bana onun lezzeti gelmedi. Zaten nasıl? Onun lezzeti gelmez onun. Oh. Balığın pişmesine yardımcı olmak için. Yoksa ben tamam, zaten... Tamam. Ben... Şu anda sadece böyle yağda 2 dakika kızartılmış bir somon tadı alıyorum. Peki, herhangi bir uğraş olsun. Görmedim. Ben bu konuda size katılmıyorum. Size katılmıyorum. Ya uğraş görmedim diyebilmeniz için uğraş verdiğiniz bir menüyle karşılaştırmak lazım. Bence beklemiyordunuz böyle güzel bir menü. O yüzden şu anda çok fazla tepki gösteremiyorsunuz. Taraf seçtiğinizi düşünüyorum. Ne gibi bir taraf? Yani Meltem Hanım birinci olsun. Hasan'ın karakterini ben mi değiştireyim diyorum. Estağfurullah taraf seçtiğinizi... Aynen öyle yapıyorum. Öyle bir şey düşünseydim en başından zaten çorbayı beğenmem, ara sıcağı beğenmem, bunu beğenmem. Size acaba ne plan koyalım? Bir şey sorabilir miyim? Sizin ana yemeğiniz neydi? Benim Belen tavaydı. Neyi tavaydı? Belen tavaydı. Yok, o tamamen et kavrulamaması. Yok, gayet iyi. Ben hepsini sosunu da ayarladım, baharatlarını da koydum. Yani şimdi temel soslar zaten biliyoruz. Beşamel, Hollandaise falan filan soslar var bildiğiniz. Salsa sosu da bir sos tabii. Yani şahsen bu tabakta... Patateslerinizi ben çok tuzlu buldum.
Ya. Belki üzerine attığımızdan dolayı olabilir. Evet, bendeki çok mesela. Bunlarda bir problem var. Somonunuz gayet zaten yağlı bir balık olduğu için somon zaten güzel. Afiyet olsun. Ama en azından bir avokadoyu veyahut da sadece mangoyu, bunlardan bir tanesini bir sos elde edip en azından bir somonun üzerinden gezdirseydiniz hem daha güzel bir görüntü olurdu hem de lezzeti direkt balıkla beraber alırdık. Örneğin böyle yapıcı yorumlara ben varım. Evet. Bir şey öğrenmiş oldum. Birazcık daha garnitür gibi olmuş. Yanında güzel durulmamış. Yere katı diyor ya, yani en azından dediği gibi bir tanesini sıvı olarak kullanıp diğerlerini de içinde aromalandırmak için kullanabiliriz. Yani salsa sos dediğimiz şey zaten domatesten olan bir sos. Şu an şimdi baktığımız zaman siz de hak vereceksiniz. Ben de salsa sosu deyince domatesli bir sosunu kişi falan yani, içine mango falan koyacaksın. Evet. Veya hepsini bir çektirip mektirip bir sos elde edeceksin. Evet. Yani uzun lafın kısasını ben anlatayım. Bu gördüğümüz garnitür olmuş yanında yani aslında. Lezzetli mi peki? Ya tabii ki de ürünler lezzetli. Herhangi bir işlem görmediği için gayet lezzetli yani. Avokadosu, işte mangosu gayet normal. Tabii ki de güzel. Hayır yani bir araya gelince de olmuş mu? Ya meyve salatası gibi olmuş diyelim. Tamam. Salata nasıl? Normal salata. Salatanın peynirini ayrıyetten siz kendiniz yaptığınız için ben ayrı bir tabağımda onu karıştırmadan direkt tadına baktım. Evet, çirkin olacaktı karıştırsaydım. Öyle bunun lezzeti güzel. Burada bir tık yağlı buldum sadece salatanızı. Başka da bir şey demiyorum salatayla ilgili. Bazı misilke ve birazcık da zeytinyağı ve limon kullandım bu arada. Sadece yağlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu kadar benim yorumum. Peki sen somonu beğenmedim dedin. Niye? Evet Zuhal Hanım. Pişmesi mi kötü? Pişmesi gayet iyi. Zaten somon bu şekilde pişer. Ben herhangi bir şey görmedim. Yani normal bir somon. Ekstra bir yarışmacı arkadaşın bir katkısı olmamış. Ya zaten burada belirttiği bir sos. Yani somona ekstra bir şey yaptığını zaten menüde de söylememiş. Yani işte mangolu salsa sosu diyor. Evet. Yani o sosu Uğur Bey'in söylediği gibi balıkta isterdim ben. Hı-hı. Ayrı ayrı böyle çatala salata alır gibi almak istemezdim. Genel herhalde olarak herkes üzerine yapıp bir içine işlemesini bekledi balığın. Şunu da ben söylemek istiyorum. Ben özellikle kaldırdım altına baktım hani dedim derisi duruyor mu? Yok. Derisini de alarak aslında iyi yapmış, kendisi için iyi yapmış. Normalde o deri olduğu zaman onun çıtır olması gerekiyor biliyorsunuz. Öyle de yaptım bu arada. Demo yaptım demiştim ya. Ben hatta normalde o deri çıtır halinde olur. Şu an risk almamış aslında. Bu somonla beraber ana yemekte bir tık böyle rahat olmuşsunuz. Ne oldu biliyor musunuz? Ben demo yaparken bunu bu şekilde denedim. Hatta derisinden cips yaptım ama çok yağ oldu. O yüzden aldım. Derisinden cips güzel olurdu. Gayet güzel olur ama onu çünkü bayağı bir kızgın yağda yapmanız lazım ki anca o şekilde olacak. Ulan altı olurduk yani. Evet. Peki salata nasıl? Patatesler? Salatayı biraz yağlı buldum ve tuzsuz buldum. Patatesler de güzel. Güzel. Normal patates. Peki Yasin Bey? Ekstra bir şey yok. Şimdi benim yorumum şu şekilde. Aynı garnitür konusunda ben de Uğur Bey'e katılıyorum. Bunu sıvı haline getirip balın üzerine biraz daha gezdirseydik güzel, hoş olurdu. En az da sert bir şekilde bizim ağzımıza gelmezdi. Ama genel olarak baktığımda ben çok beğendim. Balığı güzel pişirmişsin, onda sıkıntı yok. Beğendim yani. Yağını falan muhafaza etmiş suyunu. Salata nasıl? Salatası da güzel, hoş. Tamam. Lorunu yapman da güzel. Mersin'e göre uygun bir salata. İyi, afiyet olsun. Evet, Meltem. Zuhal Hanım, ben avokado ve mangoyu duyunca paramparça etmedim. Sadece şuralarında yağları vardı, onları ayırmak istedim. Balığın yağı ayrılmaz biliyor musunuz? Şurası. Ben size bir bilgilendirme yapabilir miyim? Şey yapacaksınız. Yok, başka bir bilgilendirme yapacağım. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Size eleştiri olsun diye söylemeyeceğim. Şimdi balık yiyoruz ya, insanlar yağlarını ayırıyor. Mesela kilo vermek isteyen insanların da, kilo almak isteyen insanların da bunu ayırmaması gerekiyor. Buradaki çünkü faydalı bir yağ zaten. Evet, çünkü yağ yağda erir. Yani sizin buradaki faydalı yağdan almanız gerekiyor ki kilo vermek istediğiniz dönemde, almak istediğiniz dönemde ya da sağlık için. Tabii şu an diyette değiliz. Ve en güzel. Şu anda yani şahsen benim için, benim için somon bir numaradır balıkta. En güzel balığı yiyorsunuz bence şu anda. Bu da tabii Kadıköy ki de daha yağlı balıklar var. Kadıköy pazarı. Evet. Yani bravo. Bütün balıkçıları gezdim gerçekten. Helal olsun. Buldum. Balıkçıdan alınan bir balıkla, yerinden alınan, ne bileyim halden alınan bir sebzeyle veyahut işte
özellikle bir manavdan alınan bir ürünle, taze satılan, pazardan alınan bir şeyle marketin ürünü farklı oluyor ister istemez yani. Onun için doğru bir şey yapmışsın. Dilan Hanım'ın azmine ve mücadelesine hayran. Sen şimdi Lorun'u yapmış, tabakçı, nantaşmış, evet. Bunlar ayrı ama tabii çıkan neticeye bakacağız. Evet Meltem. Ben aslında altında, hani herkes üstünde bir sos bekledi ama ben aslında balın altında bir renkli bir sos bekledim. Hani sıvı yatak gibi yapacak zaten. Sos deyince yatak, aynen, yatak anladım, gibi düşündüm. Anladım. O da olabilirdi. Patatesiniz gayet bence, ya da belki sizde tuz direkt üzerinde olduğu için. Benimkinde olmuş olabilir. Yok, bende tuz yok. Bende de hani öyle çok olabilir. Bir bariz bir tuz tadı gelmedi. Güzel patatesler. Altında bir sos bekledim. Bence gayet güzel pişmiş dedikleri gibi. Sadece salatadan çok şey emin olamadım. Aynen, çok sevmedim yani. Peki, ama olacağız. Genel olarak balığın tadı güzel. Sebzeler daha sos olmalıydı. Bence de hani biraz daha... Ya altında herkes üstünde bekledi ya aslında ama daha renkli ya aslında. Bu arada bir şef tan yedi. Var var böyle var, şeyler böyle de var da. Şey var, evet, hani var. Garnitür olarak belki yanlış yazımdan da olabilir. Evet, yanlış diye geçiyor. Yani mango sos... salsa sos diye bu çıkıyor direkt bütün tariflerde. Yani çünkü çok güzel bir ürününüz var. Evet, avokado anladım gibi. Evet. Hani çok güzel müsait biçim. Yani da. Kesinlikle evet, çok güzel biçimlendirirsin. Evet. Harika bir da bir görüntü. Meyveyle de güzel. Çok bunlar güzel bir görüntüde elde edebilirdin. Daha hoş yani olabilirdi. Daha bir, yani bu kötü mü değil. Yani güzel bir lezzeti var mı? Var. O ayrı. Beklentimiz biraz daha farklı. Kabul ettiğim yapıcı eleştiriler. Teşekkür ediyorum. Yani teşekkür dediğim şu yani. Eline hani sağlık. Ürünleri doğradık. Oldu yani aslında hani şey yok. Konu bu. Yoksa lezzet tabii ki de seviyoruz. Yani eldeki malzemelerle çok daha farklı bir lezzet, başka bir yere gidermiş yemek yani ama evet, böyle de kesinlikle değil, çok ayrı yere sağlık gider. Afiyetler olsun. Çok efendim, teşekkür ediyorum. Ne demek efendim? Ama emeğinize balık sağlık. Olunca yanında da patates olunca yani zaten bunun şeyi var. Ya sos yapacaksın ya da yanına garnitür, işte kuşkonmazı, patatesi, evet, havucu, kabağı ne seçtiysen veyahut da bir sos yapacaksan da sos sos olmalı ki balığın evet, içine işlesin. Kesinlikle. Burada balıkta bir işlevi yok. Bütün yemeklerim çok beğenildi. Peki ben şaşırdım mı? Asla. Evet. Yani örnek veriyorum. Eşlikçi gibi sos deyince yani ıspanak, sosun ete veya üzerinde bulunduğu proteini veya yemeğe bir şey katması lazım. Yani avokado ile ıspanağı mesela birleştirip öyle de çok güzel bir sos çıkıyor. Çünkü elindeki çıkar malzemeden hani bahsediyorum. Çünkü meyve gayet var, güzel bir yerde şey, bir şeker var, bir yerde bir yağ çok var, bir yerde dengeli, bir asit çok güzel var olurdu. Doğru yani yapabilirdi. Ama orası ya bu olmaz birazcık evet meyve salatasından halledici yani gibi biraz oldu öyle oldu. Ama lorunu güzel yapmışsın. Evet. Afiyet onu olsun zaten özellikle ben ayrı bir şekilde tadına baktım. Afiyetler olsun. O ayrı, o güzel. Tatlın neydi ben unuttum. Tatlım cennet hurmalı irmik tatlısı, rafine şekersiz. Rafine şekersiz cennet hurmalı irmik tatlısı. Şu anda cennet hurmasının zamanı. Zamanı. Ama eğer olmamış bir cennet hurması varsa elinde. Aa, herhalde onu seçmiştir. O zaman problem yaşadığını düşünüyorum. O kadar özendiğine yani göre o sertinden olmaz onun çünkü. Bu arada Meltem Hanım bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Gerçekten ağzınızın ucuyla beğeniyorsunuz. Herkes beğendi diye. Beğenmek zorunda kalıyor gibi bir ifadeniz var böyle yüzünüzde. Hiç hoşnut değilim. İlk yorum bana gelseydi ben yine söylerdim aynı şekilde. Ona eminim zaten. Tavrından mı söylediklerinden mi yola çıktın? Tamamen hislerimden zorlanıyorum. Kalkıp sizi öpmediğim evet için mi kızdınız? Çok teşekkür ederim böyle bir balık yaptığın için falan. Ne yapmam ya gerekiyordu? Balıkta zaten çok zorakı beğeniyor. Sanki mecbur kalıyor diyor beğenmeyi. Herhangi bir yani şey yok. Zorakı beğenen burası. Meltem Hanım bence muhalefet yapıyorsun. Çekemiyorsun. Tepki çekmemek için yapıyorsunuz. Yani Meltem tepki Hanım şu şekilde söyleyebiliriz. Bayıldım demem gerekiyor tepki çekmemek için. Yani aynı Yasin Bey gibi bayıldım. Beğeninizi samimi bulmuyorum. Mesela yemedim. Bayıldım dedi yemedi mesela. Yedim. Beğeninizi samimi bulmuyorum. Kusura bakmayın. Şerefetini ayırdım bir kısmında. Ama zaten herkes balığın iyi piştiğini söyledi sanırım. Yani evet, bir sıkıntı yok. Yani balık zaten tamamen kendi kendine. Somon bir garantidir yani. Eğer hani fazla pişirmenize yani gerek yok. Garanti bir balık zaten. Garanti yani bir ürün oynamış. Tabii ki ama de bunu da kurutmamış. Evet, kurutmamış. Keşke siz de benim gibi bir şeyleri garantiye alsaydınız da ilk kez yapmasaydınız. Ben ilk bazı kez yaptığım şeyleri zaten dile getirdim. Canım kocam değil mi? Canım kocam sen evet, yaparsın canım dedi. Kocam. Aynen öyle. Aynen canım öyle kocam. Pek tabii ki garanti gördüğünüz bir parça bir şeyi koyun menüye. Yani biraz işinizi sağlama alın. Her şeyde de risk alıp her şeyi ilk defa burada denemek, hiç bilmediğin bir yemeği yapmak saçma bir şey yani. Niye böyle bir riske giresiniz? Yani ben ilk defa yaptığım şeyi güzel yapıyorum deyip yapmak. Ya olmaz benim onu da yapabilirsin ama ben özgüvenim yani var. Ben özgüvenim yani bir kadınım, ben özgüvenim var. Ama bak şunu söylemeye çalışıyorum Meltemciğim. Ben yemek yarışmasına katılsam bir kere bir tane ürün ne ara yemekte ya başlangıçta ya sonda ya orada arada derede bir yerde geçiririm onu menünün içine koyarım. Bir tane garanti en iyi yaptığım yemeği koyarım kesin ki oradan bir güzel bir puan alayım. Yani bunu yapmak kadar doğal bir şey olamaz normal bir şey. Yasin Bey işte yarışmanın ilk gününde
böyle... Kaderini gerçekten daha... yanıyor, yanıyor. Ben evet. Köme giden yediye yanıyor. Evet ya, gerçekten hani yani. Ya ben de size yanıyorum altıya. Siz de var ya maşallah yani. Gerçekten en başında Yasin böyle bir şey yapmanız saçmaydı açıkçası yani. Yasin Bey, Yasin Bey, Yasin. Siz de kabul ediyorsunuz bunu ama değil mi? Siz de var ya maşallah. Geldiğinde beri hep benim üzerime oyun oynuyorsunuz. Siz de onu kabul ediyorsunuz. Kendiniz bugün bana açıldı yani. Daha hiç yemeden zorlanın. Bu kötü bir şey değil mi? Daha yemeden... Direkt söylüyor yani, ne ben zaman? Bugün masanın kaderini değiştireceğim. Yarışmanın kaderini değiştireceğim. Zaten kaderi değişmiş görünüyor. Herkes beğendi ben daha ne diyeyim tamam yani. Tamam işte biz yeseydik siz bunu hiç söylemeseydiniz. Ben şu anda sizin beğendiğinize inanmıyorum. Bu arada ben öyle bir şey duymadım. Ben bugün evet. Şov yapacağım dediğini duydum. Evet. Şov yapacağım evet. Dediğinde yani siz vardınız. Bir saniye Meltem. Öyle bir şey demiş gibi addediyorsun ama bunu söyleyen ben sadece duymadım. Sensin farkındaysan. Ben de duymadım. Hayır, kaderini sen kendi de söyledin. Ama başka duyan yok. Sadece kendi ben de, ben kendi duymadım. De söyledi ama. Şov yapacağım ben demiş. Şov yapacağım bugün dedi. Ben bunu biliyorum. Zuhal Hanım az önce kendi de söyledi. Ama şimdi ekipten kimse duymadıkça bu iddia olarak kalır. Bunu kendi kabul ediyor. Özür dilerim şuna itiraf ediyorum bakın bir saniye. Ben röportajımda dedim. Bu masanın kaderi bugün benim elimde. Değiştireceğim dedim ama ne için dedim. Hayır, röportajda dedim. Ama ne için dedim. Röportajdakini siz nasıl duydunuz? Ama ne için dedim bir dakika duymadım. Ne için onu dediğimi de bir söyleyeyim burada. Söyle. Gel, Allah hakkı için konuşuyorum. Ama dedim beğenirsem şayet değiştireceğim kaderini. Beğenirsen adil demediniz. Olacağım burada dedim bugün. Hiç beğenirsen bugün burada demediniz. Dedim dörtlü ebepe. O da yanlış eğer öyle bir şey düşünüyorsan. Hayır. Yani haksız yere verilen az puanla da çok puanla da karşıyız. Kesinlikle beğenirsem ben hakkını vereceğim diyeyim. Ebepe planı devre dışı kalacak. Ay tamam size bir şey söyleyebilir miyim? Öyle bir cümle kurmadım. Bir dile şey söyleyelim. Beyefendinin jipine kadar konuştunuz. Ben konuşmadım bu arada. Ya da siz özür diliyorum Tursun Hanım. Yani hiç hoş değildi bu arada. İnsanların kıyafetlerinin maddi durumlarını konuştunuz. Anlamadım. Bana söylendiği için. Tabii ki de cevap vereceğim bana söylenirse. Ki ben size söylememiştim siz kıyafetlerin gibi bir şey. Siz bütün hafta boyunca Yasin Bey'e yüklendiniz. Biz bugün finali konuşacağız. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Hurmalarım da Hatay'dan. Hatay'a evet. Mı gittiniz? Getirttim. Artık biliyorsunuz sosyal medyadan soruyorsunuz. Ya hakikaten gerçekten doğru mu Zuhal Hanım ya? Onu bütün oradan getirttim. Bütün hepsini bilmiyorum hayatım. Ben nasıl teyit edebilirim? Ben teyit yani, edebilirim nasıl isterseniz. Nasıl oluyor? Günümün şartlarında her şeyin imkan var. İnanıyorum. Evet yani ben de online Gaziantep'ten ürün getirtiyorum. Her şeyi getirtebilirsiniz. İsterseniz kanıtlayabilirim Meltem Hanım. İzin verecek misiniz? Bir şey soruyorsunuz. Tabii. Dinlemiyorsunuz. Her aldığım ürünün fişini aldım. Ekibe teslim edeceğim. Öyle oradan mi? Oradan evet. Ya bir de niye yalan söylüyorsun böyle bir konuda yani? Yok ben şaşırdım sadece ya. Yani. Niye? Ben de şaşırdım ama. Onu orada yaptırdım aldım buradan getirttim. Siz de getirseydiniz benim canım kocam yok bana sen yaparsın demedi. Ben de kendim benim de inanamıyorum Hatay'da. Bence bir programdan sonra canım koca adaylığı çıkabilir. Hem dikiş dikiyor yemek yapıyor vücut şampiyonu spor eğitmeni eski edebiyat öğretmeni maşallah. Ama korkutur erkekleri be değil mi? Çok sevmezler öyle. Her şeyi bilen, yapan, ayağın üstünde sağlam duran kadınlar. Ah siz erkekler. Ne yazık ki. Nedense korkarlar biraz, bir çekinirler bizden. Değil mi Yasin? Zuhal Hanım o kadar erkek milletine daha söylemeyin. Burada yani ayıp oluyor. Söylerim. Söylerim. Burada yani bizde var yani. Tamam sizi teyze ederim. Genel olarak böyle bir durum var mı? Var. Erkekler güçlü kadınlardan çekiniyorlar. İstemiyorlar kardeşim. Böyle yapılan anketler var. Yüzlerce konuşan insan var. Ya hepsini genelleme aslında yapmak da yanlış. Ben söylediğim de yanlış ama. Ya böyle bir kanı, böyle bir durum oluyor mu? Oluyor yani. Uğur Bey çekiyor. Gerçekten bu nedenle benim 3 tane kızım var. Bir oğlum var. Ellerini öperler. Allah bağışlasın. Kızlarım ayaklarının üzerine durabilmeleri için... Var gücümle babalık görevimi yapıyorum. Bravo, helal olsun. Tekvando'ya gönderiyorum, sporlara gönderiyorum, aktivitelere gönderiyorum. Bravo, çok güzel. Özgüvenler olsun diye yanımda dükkanda çalıştırıyorum. Ne şanslılar öyle bir babaları oldu. Evet, Gündüz ayağa kalktı, çok pardon efendimiz. Kocasına o çıkma teklif etmiş Zuhal Hanım. Kimi kocasına? Yo. Meltem Zuhal Hanım. Ha Meltem. Meltem. Ha. Yo. Ne? Sen kocana çıkma mı teklif ettin? Evet. Yine ver olabilir evet, evet iyi yapmışsın. Ya evet, tabii ki öyle istisnalar da var. Ben bir saniye istisnalar da öyle olmayan erkekler de var. Kızmasın şimdi erkekler beyefendiler bana ama genel olarak böyle bir sanki. Yani Zuhal Hanım o böyle bir yeşil ışık yakmıştı. Ben sadece ondan değildi adımı ben kendim yapmıştım. Ama o zamanlar onun hayatında o zamanlar bir başkası olduğu için reddetmişti. Yani bunu sonradan da itiraf etmişti kendisi. Ha sen bilmiyor muydun o hayatını? Hayır hayatında başka birisinin olduğu için. Şu anda muhtemelen onu aldatıldı falan diye düşünüyordur kendisini. Reddedilmiş çünkü hayatında başka evet varmış. Yani. Ama sonradan, sen bilmiyormuşsun. Aynen öyle bilmiyordum. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor.
Uğur Bey, masanın yaşıma en yakın beyefendisi olarak benden çekiniyor musunuz? Neden çekiniyorum? Kaslı, şey güçlü. Yok, hayır, alakası yok. Sormak istedim. Hiç alakası yok. Çünkü benim çevremde de böyle insanlar var. Herhangi bir çekincem siz yok yani. Siz sporcu olduğunuz için sormak. Yani ben tabii sizin gibi böyle bir bodybuilder'la uğraşmıyorum ama... Gerek yok, çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Ne kadar nazik bir gün. Efendim, yarışmacılar kendi aralarında anlaşmışlar. Bize de sunucu ve yapımcı olarak... Tatlıyı sormak düşer diye bağlayayım ben. Evet. Yani Uğur Bey de sporcu, Dilan Hanım da sporcu. Kendisi aralarında bir yakınlık kurdular galiba duygusal olarak. Ama burası bir yemek yarışmasıydı, duygusallığa gerek yok diye düşünüyorum. Dilan Hanım'la Uğur Bey arasında gerçekten yani ben de şüphelendiğim bir şeyler var. Göz göze gelip bakışlarından da ben de biraz bir şeyler hani hissettim. Galiba birbirlerine hoşlanıyorlar. Yakışıyorlar da yani ikisi de sporcu. Dilan Hanım'ın yaptığı güzel yemeklerle iki sporcu da kasları genişletirler. Gayet güzel olur. Bize de tatlı yemek düşer bu konuda. Evet Uğurcuğum. Ben tatlının sosunu az buldum. Hurmasını mı? Hurmasını. Tamam. Hurma sosunu az buldum. Tamam. Açıkçası bitter kısmını beğendim. Cevizler zaten bildiğimiz gibi. Ceviz. Ceviz yani. Marketten. Ama bayağı bu bir beyaz var. Kısmı biraz bana hamur gibi geldi. Ya daha bakayım. Onun için orasını pek beğenmedim. Sadece bitter... Hoşuma gitti diyorum ben yani. Peki, aferin. Tursun. Zuhal Hanım, Uğur Bey'e katılıyorum. Bu kahverengi kakaolu kısmı gayet güzel. Çikolatalı. Çikolatalı kısmı. Ama beyaz kısmı biraz hamur ve biraz daha şekersiz diğerine göre. Şeker evet, oranı tabii. Daha... Ama dengelemek istemişti. Hurma da çok evet, şekeri yüksek. Evet. Bir de çikolata yok orada yani zaten normal. Evet. Evet. Onun dışında cevizleri biraz büyük buldum. Hurması da biraz az ama genel olarak şeker oranı ben beğendim. Sen ne diyeceksin bize Meltem? Zuhal Hanım alt tabanı bence gayet lezzetli. Hindistan cevizi falan güzel Laş, yani. Evet, tadı evet, güzel fark etmeniz kimse güzeldi. Fark evet, ama. Teşekkür ederim. Evet, bak, güzel şey. Yani en azından hani tabakları sürekli ayırıyorsunuz falan dediniz ama en azından gerçekten tadına varmak için ayırıyorum. İçindeki her bir şeyin tadını bulabilmek için ayırıyorum. O başka bir şey lütfen. Üzerindeki cevizler oldukça büyük. Ama şu kısım gerçekten hiç keyifli değil yani. Hiç tat vermiyor beyaz bana. Mı? Şu iki humus... Hurmalı. Hurma humus pardon mı? Hurma. Tamam. Özür dilerim. Hurmalı olan tarafta. Ben belki tatlıyı çok tatlı tatlı hani şeker evet, evet, evet. olarak... Olabilir. Çünkü normal olabilir. Hayatımda da hiç diyet yapmadım. Şeker hiç yapmadım. Belki bir ilk olurum ben sizin için. Yok hayatta yapmam yani diyet. Peki. Yani yemek yemeyi seven var ki yiyorum. Ne kocam yes. sağ olsun kocam. Canım kocam var ki yediriyor. Var ki yediriyor. Allah herkese yani, nasip etsin. Çok beğenmedim. Evet yani. Sıra bana geldi. Evet geldim yani. Sizde. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Benim bir dünya mutfağı tarzında bir iş yerim olmuş olsaydı ben bugün... Dilan Hanım'a çalışma arkadaşı olarak iş teklifi yapardım. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür dünya ederim. Dünya mutfağı tarzında bir iş yerim olmuş olsaydı... Ama ben dünya mutfağı ki, tarzında bir iş yerim yok. İş yerim yok. Normal kasa pızgara restoran tarzında bir yerim var evet, benim. Evet ben de ona uygun yemekler yaptım. Yani, ama bana böyle... Beni al diyor. Evet. Evet. Neden Tursun almış bir şey? Allah Allah. Tursun Hanım siz önce bizim ülkemizin mutfağını Katmer'i temsil edin de dünya mutfağı kusur kalsın. O yüzden... Diğer lahmacundan hiç konuşmuyor. Lahmacun da gayet güzeldi. Lahmacun hamur yığını. Yok hiç de öyle değildi. İncecik bir hamuru vardı bir kere. Nasıl hamur yığını? Tursun evet, Hanım. Hiç pişmemişti gayet ya. De inceydi yemin yani. Yemin ediyorum pişmemişti. Tursun ya, Hanım. Ya kıyması pişiyor. Yani tavada pişiriyorum ben. Kıyması üstü o zaman. Pişiyor ben ama altı nasıl pişmiyor? Zaman. Kakaosu pişiyor, üstü nasıl pişmiyor? Olmuyor. Hayır ama işte bu, bununla yani. Benim söylemeye çalıştığım şey farklı. Ben aynı, tavada aynı. Pişiriyorum. Isı ben de alttan aynı tencerede. Geliyor. Üstten gelmiyor. Buna da yani fırına bütün atsan. Her şeye ısı alttan geliyor. Artık toparlayalım açık oylamaya geçeceğiz. Evet Yasin. Yani sabrınıza da teşekkür ederim ben bu arada. Ben teşekkür ediyorum efendim, afiyet olsun. En azından insanlar masadan kovmuyorsunuz. Tatlınız da çok güzel. Afiyet olsun. Alkışlıyorum. Yarısı, teşekkür ederim. Biz de size alkışlayalım. Bugün gerçekten dediğiniz oldu. Gibi şov yaptınız. Evet. Gerçekten şov yaptınız. Gerçekler acı. Ben gerçekten açık oylamayı merak ediyorum. Buyursunlar efendim, haftanın son açık oylamasındayız. En az beklediğim puan yani kendi emeğime göre tabii ki de ve beğenilerden aldığım vibe'a göre 7 ya da 8 bekliyorum en düşük. Fakat şöyle bir şey var, bence masa ikiye bölünmüş gibi. Hanımlar ve beyler arasında bir böyle kopukluk var gibi. Meltem Hanım ve Tursun Hanım tabii ki de beğenmeme üzerine gelmişler. Çünkü masadaki 3 kadınız ve bizim aramızda da bir rekabet döndü hafta boyunca. O rekabetten ben galip çıktım kadınların arasındaki rekabetten. Böyle davranmalarını tam olarak bekliyordum yaptılar da.
Evet, geldik haftanın son açık oynamasına. Kalemler son kez oynayacak. Bu da Dilan için olacak. Menüsünde eksik yoktu. Masası tamdı. Servis sürelerini de aşmana göre ne yapıyoruz? 3 ile alırsınız bir puan veriyoruz. Ben size yemekleri hatırlatacağım. Buyursunlar, açın lütfen tahtalarınızı son kez, kalemlerinizi. İlk olarak bal kabağı çorbasıyla başladık cuma günü, final günü yemeğimize. Ara yemek olarak frambuaz soslu keçi peyniri geldi fırında, lavaş çanağında. Böğürtlen, pardon, frambuaz demişim. Ana yemeği somondu fırında. Üzerine mangolu salsa sosu eşlik etti. Yanında bir patatesleri ve lor peynirli roka salatası vardı. Son olarak da cennet hurmalı irmik tatlısıyla bugünü ve haftayı sizler de tahtalarınızı kapattınız. Evet, değiştirmek isteyen var mı? Ben menüyü hatırlattıktan sonra yok, beğendim, hayır, beğenmedim tereddütü olan yok. Peki, o zaman sana sorayım. Kaç bekliyorsun yemeklerine? 7 ve 8 bekliyorum ama hanımların bu konuda biraz tepkilerinden kaynaklı. Ve biraz da tabii ki hanımlar arasında da bir çekişme vardı masa boyunca Zuhal Hanım. Hmm. O yüzden ben galip çıktığım için bana düşük puan verebilme ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Meltem ve Tursun'dan daha düşük puan bekliyorsun. Evet, hakkımı vermeyeceklerini düşünüyorum. Umarız öyle olmaz diyoruz. Ve açık oylama bugün Tursun'un puanıyla başlıyor. Evet Tursun, aç ve yüksek sesle söyle lütfen. 6 puan verdim Zuhal Hanım. 6, kapatabilirsin. Neylere verdin puan? 1 puan çorbasına verdim, 1 puan ara sıcağına verdim, 1 puan da tatlısına. Tatlısı bir tık daha iyi olsaydı daha yüksek bir puan verebilirdim. Anladım. Evet, 6 geldi. Meltem Hanım'a kaç vermiştiniz? 5 puan. 1 puan mı fark var arada? Evet. Meltem Hanım'ın neyini beğenmiştiniz? Tatlısı. Sadece tatlısını beğenmiştiniz. Aa evet, şimdi tatlısı da olmasa şey hiçbir şeyiniz yoktu dedi. İyi yakaladın, 3 evet, tane ürün var. Niye bir puan fark etti sahi? Zuhal Hanım, yani çorbasını bir tek gerçekten çok çok beğendim. 2 tane daha ürün saydınız beğendim. Tatlısını da beğendim, ara sıcağını da dedin. Ama oysa ki demin daha biraz evvel dedin ki Meltem'e tatlın da olmasa hiçbir şeyin yoktu, ona ama verdim. Ama tatlısı gerçekten güzeldi. Burada da güzel. 5 puanı hak ediyor. Yani 2 puan verdim tatlısına. Bir noktaya temas ettin, evet. Ederim ben. Madem 3 ürün beğendin, o zaman 7 verseydin. Enteresan. Ben ama bekliyordum zaten. Yani. Neyse, takdiri yani seyirciye evet bırakıyorum. Adil bir davranış evet değildi, evet. Bakalım Uğur'dan kaç puan gelecek? Evet Uğur, senin de puanını görelim, duyalım. Benim puanım kendisine 8. Çok teşekkür ediyorum, çok mersi. Ben teşekkür ederim. Güzel puan. Benim tabakta ben beğenmediğimi söyleyeyim. Çünkü beğendiklerim daha fazla. Beğenmediğim, dediğim gibi o ana sos yemek galiba. Ana yemekteki sosu evet beğenmedim. Ayrıyetten tatlısındaki o beyaz tabaka bir tık hamurluydu. Orası hoşuma gitmedi. Patatesleriniz bana tuzlu geldi. Belki o denk gelmiş evet, olabilirdir. Evet, olabilir. Tabii ki. Salatanızı da yağlı bulduğumu söylemiştim zaten. Ondan dolayı sizden 2 puan kırdım. Peki. Bu şekilde puanladım sizi. Puan nasıl kırılırmış öğrendiniz mi? Dinleyin. Evet, o kadar şeyi beğenmemiş 8 puan vermiş. Yok, gerçekten size de abaküs lazım. Haftanın başından beri hesap yapmayı bilmediğiniz için. Yok, gayet de biliyorum. Gayet de adaletli bir puan verdim. Adaleti tartışmayın da. Bir de bana diyorsunuz ki dün evet matematiği de siz biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Evet, bana 4 puan tane verdiniz. Ben sizi kesmiyorum. 3 tane beğendiğiniz ürün sayıyorsunuz. Bir tane beğendiğiniz ürün sayıyorsunuz. Arada bir onu puan gerçekten çok beğendiğim için. Onu gerçekten çok beğenme ve az beğenme arasında evet bir. Çok biz ama burada çok beğenme az beğenme değil. Beğendiğiniz ürünlere puan bekliyoruz. Burada ama ürün başına en azından bir puan demek. Yani şimdi sen orada bir tek tatlıya 2 puan verip burada 3 tane yemek beğenip tek aynı şeyi yapınca ister istemez aradaki diğer farklar nereye gitti diye soruyor yarışmacı. Yani isterseniz beğendiklerimi de sayayım, çorbasını yok, da beğendim yani. Yok yani saymana gerek yok. Dediği gibi ufak tefek şeylerden majör bir problem görmediği için az puan kırmış. Mantıklı söyledikleriyle beğendiği. Yani 4 ürünü bunları yarım puan olarak değerlendim. 2 puanını kırdım, konu bu kadar basit yani. Ya tabii ben olduğu gibi ara yemeği beğenmesen veya ana yemeği beğenmesen tabii ki daha da düşük verirdin yani. Anladığım İnsanların kadarıyla. İnsanların öğrenmeye açık olması lazım. Siz şu an açık olmadığınız için hiçbir şeyi kabul etmeyecek. Zaten aynı yarışma gününüzdeki gibi suratınızla mahkeme duvarı gibi. Ne alakası var? Şu an niye çok mahkeme duvarı gibi var olsun ki benim suratım? Aynen yarış gününüzdeki gibi. Şu an ben yarışmıyorum ama. Ben zaten yarışıyorsunuz demedim. Tamam yani, neden de yarıştığım gibi. Siz mi her şeyi en iyi siz mi biliyorsunuz? Eksik menüyle nasıl aynı puan olabilir? Uğur'a da 6 verdi. Evet. Ha doğru eksik bir doğu var. Evet. Çiğ tabağınıza bastırdınız, o kırmızıyı gördük. Şeker komasına girdi tatlısında güya. Evet, nasıl 6 puan verdin oraya Tursun? Hala komada galiba, zorlanın çıkamamış.
Çok komiksiniz gerçekten. Espri yapmadım, gerçekleri söyledim. Bayağı güldünüz ama espriye gülünüyor ya. Size gülüyorum, gülünecek haldesiniz. Siz de ağlanacak haldesiniz şu anda. Şu anda sizin suratınız da mahkeme duvarı gibi. Fark etmiyor olabilirsiniz. Evet, bakalım Meltem'den kaç puan geliyor Dilan'a? Evet Meltem, senin de puanını öğrenelim lütfen. Benim puanım 7 Zuhal Hanım. Ben hak yemeyeceğimi masanın en başında söyledim. Bunu Yasmin istediği şovu, istediği cümleyi kursun. Ben yarışmaya katıldığım zaman da söyledim. Güzel bir yemeğe hakkını veririm. Kazanamayacağını anlayınca 7'yi yapıştırdı. Uğur Bey'e kaç puan verdiniz? Yanık değildi. Uğur Bey'de beğendiklerime zaten kaç söyledim. Kaç puan vermiştiniz? 3 puan verdim. Neden 3 puan hak ediyor muydu Uğur Bey? Ya siz kaç puan verdiniz? Olsun. Ne kaç olursa olsun. Kaç puan verdiniz? Siz kaç puan verdiniz? Eksik puan olmalı. 4 puan neyi verdiniz? 4 puan neyi verdiniz? Gerçekten Uğur Bey... 1 puan var aramızda. Hadi tartışalım bunu. Ne var? Uğur Bey'i savunduğum için değil. Hakikati konuştuğum için. Uğur Bey'in yemeği eksik olmasına, menüsü eksik olmasına rağmen... Kalktınız, kaç puan verdiniz? 3 puan verdim. Tatlısını çok beğendim çünkü ara sıcağı güzel değildi söyledim. Birden başlattım. Çorbayı beğenmedim. Sadece ben onun tatlısını beğendim ve tatlısına 3 puan peki verdim. 1-2 kullanmak istemediniz. Devam etmeyeceğim. Adil davranmamışsınız. Son puan gelecek siz bu hafta madil için. Yasin'den Dilan'a. Gülmeyin. Ben güler yüzlü bir adamım. Allah güldürür. Sinirimi oynatıyorsunuz. Gülmeyin. Sabrımı tutuyorum. Ben güler yüzlü bir adamım. Gülmeyin. Gülmeyin. Evet, açabilirsin Yasemin, evet, lütfen. Benim Dilan Hanım'a puanım 10. Oo! Teşekkür ediyorum. Neden 10 biliyor musunuz? Görmedik sanki. Dilan Hanım her ne kadar benim yemeklerimi, emeğime bile dahi bir puan vermediği halde ben adil davranıp dört dörtlük her şeyini beğendiğim için 1 ile 3 ile 10 arasındaki puan değerlendirmesine hiçbirisine eksik. Hayır, 3 ile eksik menü olmadığı için 3 ile 10 arasındaki puan inisiyatifimi kullanarak hiçbir şey eksik görmediğim halde ben kendime yakışanı yaptığım için 10 puan siz verdim. Siz kendinize yakışanı hakikaten gerçekten yapmışsınız yaptım ya. Evet. Siz şovmensiniz. En başından değilim beri söylüyordum. Bağıra bağıra konuşmanız. Et uzmanıyım, Uğur onun Bey'e, uzmanıyım, bunun uzmanıyım. Siz var ya verdiniz. Yalan uzmanı sen. Yalan uzmanı. Uğur Bey'e 3 puan verdiniz. Yalan uzmanı. Eksik menüsü olmasına rağmen. Belirttiniz ki ben masanın kaderini değiştireceğim dediniz zaten. Değiştirmeme gerek yok. Dediniz zaten. Bakın herkes yüksek puan vermiş. Ben de 10 vermişim. Bir şey söyleyeceğim. Neden burada sadece ona itiraz eden? Zuhal Hanım çünkü sosu gerçekten bir sos bekledik ya. Hani peki sence neden diğerlerine şu an tepki vermiyorlar şu an senin? Ben gibi de onda hayretteyim yani. Ya. Zoruma giden bir şey yok çünkü ya. Böyle bir şey yaptım yok ya. Şov yapması yani gerekeni işte, de anlattım. Yani mesela beyefendi sostan bahsetti ve bunu dile getirdi. Beyefendi sostan nasıl bahsetti peki? Sos olarak olması, sıvı bir şey peki beklediğini bahsetti. Hepimiz aynı. Anlaşıldı ki heyecanlı bir büyük final yaşayacağız. Benim ismim Yasin Bey. Peki. Evet, büyük finalde bakalım neler olacak. Buyursunlar efendim. Evet efendim, heyecan dolu bir 5 günün ardından geldik büyük finale. 75 bin TL'lik en büyük, en merakla, en heyecanla beklenen ana. Yarışmacılarımıza tekrar hoş geldiniz diyeyim. Başarılar diliyorum hepinize. Bence keyifli bir haftaydı. Yani her şeye rağmen son zamanlarda en azından böyle çok fazla bir şey olmadan, zarar olmadan mı diyeyim. Zuhal Hanım öyle olmadı yalnız. Öyle mi olmadı? Kapanış değil öyle olmadı. Hafta keyifli olabilir ama siz burada çıktıktan sonra büyük bir arbede çıktı. Ben şoktayım hala. Ne arbedesi? Burada hiç hoş karşılamadığım şeyler oldu. Ben sonuçta bu puanları hakkımla aldım. Ve bir saniye, ne zaman? Hemen ben çıktıktan sonra puanlamadan. Evet, puanlamadan sonra. Ne oldu? Meltem Hanım, Yasin Bey'in üstüne atladı ve Uğur Bey zor tuttu. Tövbe. İnanılır gibi değildi üstüne gerçekten. Üstüne atladı derken? Bayağı saldırdınız. Çekilin önümden, sizi görmek istemiyorum diye bağırış çağırış bir kavgaydı. Doğru mu bu arkadaşlar? Evet. Aa, doğru diyor ekipte. Ya öyle bir şiddete direkt meyilli bir şey yapmadım araya yani vurmadım. Bir saniye kim kimse girdi araya girmedi. Uğur masanın Uğur ne oldu? Yani o an bir gerilme oldu Zuhal Hanım. Ben Yasin Bey'i aldım hemen arkama. Yasin'i aldım derken. Yasin'i aldım derken. Aldım şöyle koydun evet, herhalde. Arkama arkama aldım. Güçlü de. Hayalde gerçek oldu. Kendisi diyordu. Yaptık bana derdim olsun.
Yatın. Aa, bu yani, kadar olur. Zahar Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmiş olsun ya, Uğur Bey'in beni almasına gerek yok. Zaten hanımefendilere karşı benim saygım sonsuzdur ama ben güler yüzlü bir şahsiyet olduğum için Meltem Hanım... Öyle bir şahsiyetsin, evet. Evet, Meltem Hanım da bunu yanlış anlayıp ne gülüyorsun? İkide bir bana gülme, karşından çekilin. İşte beni buradan hani sanki kendi evimmiş gibi gözükmeyin gözüme ya. Arkadaşım biz buraya yarışmaya gelmişiz. Ben hak edene hak ettiği puanı vermişim. Siz kalkıp da efendim benim karşıma çekilin gülmeyin diyemezsin. Bir gülmeyin dedi. Sonrasında ne oldu bu kadar? Zoyan Hanım şöyle puanlama bittikten sonra beyefendi hala yüzüme bakarak gülmeye devam etti. Çünkü zaten masanın hiç masaya gelmeden önce zaten bugün yarışmanın kaderini değiştireceğini söylemişti. Yani aynı o üslupla yani gülmesi ben dediğimi yaptım. Gülmesi seni niye bu kadar sinirlendi? Üzerine bağladın? Yani böyle bir imalı o kadar gülüyor ki. Öyle yani gülme dedim. Ben, yüzüme bakarak gülme yani. Ben size bir şey sorabilir miyim? Neden sadece Yasin Bey'in masanın kaderini değiştireceğini düşünüyorsunuz? Çünkü burada kendisi söyledi. Çok özür dilerim ama ben sizi dinliyorum. Burada siz varsınız. Uğur Bey var. Tursun Hanım var, Zuhal Hanım var, 4 tane daha puan var. Nasıl bunları bu kadar yok? Bana kendisi direkt artı bunu söylediği için, daha tadına bakmadım. Daha yemeğin tadına bakmadan. Ben sadece ondan yüksek puan almadım ki, siz dahil Uğur Bey'den de yüksek aldım. Ortalama bir puan Tursun Hanım'dan aldım. Ya sen aldım. Puanları mı bağlıyorsun bu sinirle? Tabii ki de hazırlıyorsun. Puanları bağlasam yani benim çok düşük puan vermem gerekirdi. Zuhal Hanım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaten Yasin verdi hafta boyu güldü. Hep böyle gülüyordu. Hatta ben de ara dün sıra de kendi dedim ki yarışmasında niye da gülüyorsun söyledim. Yani ciddi durumlarda da güldü. Ama hani yani buna niye bu kadar sen tepki verdin, diğer yarışmacılar vermedi onu anlayamadım. Çok imalı güldüğü için ay, yani bak ben gerçekten öyle. İmalı güldün ona öyle geldi. İmalı güldüm. Samimiyetime inanın ben esnaf olarak da müessesemde de öyle. Dün Mustafa Bey bizim dükkana gelip alışveriş yaparken benim videomu da çekti. Mustafa ben, bizim Mustafa evet, mı? Ben, ha, senin dükkana mı geldiler? Evet ha. Ben gerçekten videomu da çekti. Gruba arkadaşlar da ben müşterilerime karşı da hoşgörülü, güler yüzlü, mütevazı bir kişilikle ben ortadayım. Belki şimdi geldi. Yanlış anladı. Yanlış anlaşıldı. Allah'ta Uğur varmış. Efendim Dilan. Ben hatırlıyor musunuz? Masada demiştim ki ben hiç samimi bulmuyorum sizin bu beğenilerinizi. Çünkü siz mecburiyetten beğeniyorsunuz. Aslında güzel Meltem'e demiştim. Yemeklerim evet. Meltem'e söyledim. Aslında güzel yemeklerim ve siz mecburiyetten beğeniyorsunuz dedim. Puanı da mecburiyetten verdiğini kanıtlamış oldu burada. Çünkü halkı karşısına almak istemedi. 7 puanı tamamen zorunluluktan verdi ve zaten o arbedeyle de bunu çok güzel tescillemiş oldu. Halk izliyor doğru ama ben tattım. Ben tadına tabii baktım. Evet. Ben bilirdin ama açıkçası ben beğendiğim beklemiyordum ama beğendiğimi ama dile getirdiğim için evet. Ben masaya Dilan Hanım'a bugün puan vermeyeceğim. Ben birinciyim, puanlarımı koruyacağım. Böyle bir kere ön fikirle, ön yargıyla bu masaya oturmadım. Onun dışında kimseye kalkıp da ben bu masanın kaderini değiştireceğim yorumu yapmadım. Peki, Allah'tan çok fazla uzamamış bu gerginlik. Olabilir gerginlik ama tabii ki biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Okay. Öyle şeyleri tasvip etmiyoruz. Hoş değil ama bir gerginlik olmuş. Allah'tan Uğur varmış. Evet, biraz evet, öyle oldu. Katalizör. Yani en sonunda Yasin Bey ilk günde de söylemişti. Şimdi bu işi koruması olarak ben devraldım gerçekten. Zaten işte hayal gerçek oldu dedi. Zaten bir şey de burada gözden kaçırmamak gerekir. Neyi? Bazı işler de bazı durumlarda hayırlara vesile kılması temennisinde bulunuyorum ben. Ne gibi? Şimdi yılların esnafına verdiği tecrübeye dayanarak Dilan Hanım'ın Uğur Bey'e iltifatları, Uğur Bey'in Dilan Hanım'a göz göze gelip bakışmaları benim çok hoşuma gitti. İkisi de sporcu maşallah. Ben hayırlı bir iş olması temenni ediyorum. Hayırlı burada, bir iş izdi var. Burada ya hayır ben işin esprisi bir ana hani bir gerçekten şey böyle bir şey olursa gerçekten böyle bir şey söz konusu olursa Uğur Bey de kendi biraz ağırdan alıyor yani. Bir hanımefendi karşısında da bu kadar da kendinizi ağırdan satın almayın yani beyefendi. Satın alma işte. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işi mutlu sona bağlamak niyetindeyim. Ya sen yapacaksın o işi de. Zuhal Hanım. Bize de tatlı yemek düşer. Zuhal Hanım babam bunu beğendi gerçekten. Bize de tatlı yemek düşer bu durumda diye düşünüyorum yani. Evet peki. Maalesef 75 bin TL'ye ilk veda eden ismi açıklayarak bu tatlı sohbeti kesmek durumundayım. Haftanın beşincisi maalesef. Yasin sen oldun. Ben seni iddialı bir yarışmacı olarak gördüm pazartesi. Gerek söylemlerinden gerek mesleğinden dolayı. Üstelik de eksik menüsü olan bir yarışmacı varken senin 17 puanla sonuncu olman bizi şaşırttı ve üzdü. Ama iyi ki geldin, renk kattın. 12 puan aldın yarışmacıdan. Ben de sana 5 puan verebildim. 17 puanla bitirdin.
Eline olabilir. Emeğine sağlık. Bundan sonraki hayatında da çocuklarınla beraber sağlıklı, keyifli bir ömrün olsun inşallah. İyi ki geldin. Çok büyük renk kattın. Teşekkür ederim. Ben de şurada şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Her şeye rağmen bütün menümü de eksiksiz olarak sofraya sunmama rağmen, soframı güzel süslememe rağmen evet, kendi ayaklarıma kendim sıktım. Biraz bu öyle oldu tabiri caizse. Bir et uzmanı olarak ben planlara rağmen maalesef sonucu olmam zaten belliydi. Çünkü neden? Kötü oldu. İşbirlikçiler benim üzerime oyun oynadılar. Dilan Hanım'ın mesela bugün... Sen kendin yaptın. Kendin etti, kendin oldun. Hiç yaşamayacağı bir şey deme. Özür dilerim. Dilan Hanım'a bu kadar adil davranmama rağmen mesela bugün de adaleti konuştum. Ona rağmen en azından bir emeğin hakkını verebilirlerdi. Alabilirdin. O ayrı. Olsun. Maalesef. Buradaki birinci gelen arkadaşımı gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Hepinize veda ediyorum. Gitmeden azıcık daha buradayız. Burada mıyız? Buradayız. Birinci açıklayana kadar buradayız. Geldik dördüncümüze. O da maalesef Yasin gibi 75 bin TL'ye veda eden bir diğer isim oluyor. Aslında menüsü de güzeldi ama olmadı. O isim aranızda Tursun, sen oldun. 15 puan aldın yarışmacıdan. Ben sana da 5 puan verdim. 20 puanla tamamladın. Ama iyi ki geldin diyoruz. Sana da teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık sevgili Tursun. Teşekkür ederim Zahra Hanım. Ben de yarıştığım için çok mutluyum. Biz de aynı şekilde. Çok güzel vakit geçirdim ne burada. Güzel. Ekip, ne güzel. Arkadaşlarım gayet güzeldi. Bir elimden geleni yapmaya çalıştım ama haksız bir rekabet vardı gerçekten. Yani kim kime daha iyiyse o şekilde. Bugün de gördüğümüz gibi. Yani ben bunu yapacak bir şey yok diyorum. Ama maalesef. Güzeldi yani. Güzeldi. Bir hafta geçirdim. Bence de. Ne demek istiyorsunuz haksız rekabet derken? Haksız rekabetti. Yasin Bey'in size olan puanlarından bahsediyorum. 10 puan. Ne demek, ben hak ederim. Çünkü ben Meltem Hanım'a katılıyorum. Ya. Çünkü Yasin Bey girişte söyledi. Biz dışarıda bekleriz. 10 puan mıydı gerçekten? Şey ufak değil. Onluk muydu? Gerçekten. Siz kaç verdiniz? 10. Gerçekten Zuhal Hanım'ın dediği gibi 10 her şeyi 4-4'lük yaptığınızı düşünmüyorum. Ve Yasin Bey de başka birisi bu yemekleri yapsaydı aynı puanı verdi. Kaç yaptığını düşünüyorsunuz? Ben verdiğim puanın arkasındayım. Evet. 6'lık da değildi bana göre. 10'luk da değildi. 10'luk da değildi. Sen de kabul edersin belki, bilmiyorum ama. Yasin takdir etti. Belki birazcık gıcıklığına yaptı. Belki de. Bilemiyoruz. 3 puan almama rağmen intikam besleseydin. 3 puan almama rağmen intikam beslemiş olsaydım ben kesinlikle hiç puan vermezdim. Ama ben hiçbir zaman intikam beslemedim. Çünkü neden? Zaten yüksek puanlar biraz senden geldi aslında. Genel olarak istatistiksel olarak baktığımızda 7 puan, 10 puan en yüksekleri sen verdin. Zuhal Hanım, bir de haksız rekabet diyebilmek için altını doldurmak gerekir. Ortaya bir şey koyarsın. Şimdi yani kendi hataları da oldu maalesef. Yani, evet, ortaya ben şey koyarsın. Ama 10 puandan yani bahsediyor sanırım. Evet. Peki, devam ediyorum sonuçları açıklamaya. 75 bin TL'ye veda eden bir diğer isim. Ah. Uğurcuğum sen oldun. Evet. Yani seni salata yaktı. Yapıp da getirmediğin salata. Evet, aynen öyle. Ya buna... Üzgünüm. Sonuç muhakkak ki farklı olurdu eğer kesinlikle o salata gelseydi. Kesinlikle farklı olurdu. Yani şans diyelim, kısmet diyelim artık. Olabilir buna. Canım olabilir. Sağ olsun. Ben gayet memnunum bu konuda. Çok da güzel yarıştın. Güzel yarıştım. 18 puan aldın. Ben sana 4 puan verebildim normal, eksik olduğu gayet için. Normal. Öyle olmasa tabii ki daha yüksek verirdim. Tabii ki de. Yemeklerde de bazı hatalar, sıkıntılar oldu illaki ama. İllaki oldu. Çok beyefendi bir şekilde yarıştın. Teşekkür ediyoruz ben ayrıca teşekkür da yani. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Eline emeğine ekibine sağlık. Teşekkür sana ederim. Da meslek hayatında, özel hayatında. Teşekkür ederim. Mutluluklar, başarılar diliyorum. Bizi de haberdar edersen ayrıca mutlu oluruz. Geldik efendim son iki finalistimize. 75 bin TL'lik büyük heyecanda geriye iki isim kalıyor, Dilan ve Meltem. Gerçekten kıyasıya rekabeti bu iki hanımefendi bize her noktada hissettirdiler. Bakalım sonuç ne olmuş? Bu haftanın kazananı tam 75 bin TL'nin sahibi, Yemekteyiz'in şampiyonu. Elbette Dilan oldu. Alkışlarla alıyoruz kendisini. Gel sevgili Dilan. Evet, Uğur yine centilmenliğini gösterdi. Evet. Şu kolumu saklayayım da bu bıngıl bıngıl şöyle bir zorlasak. Evet, bileğinin gücüyle
Gerçekten de 75 bin TL'nin sahibi oldun. Öncelikle tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güle güle harca. Güzeldi yemeklerin. Keyifliydi. Çok Meltem sen de güzel yemekler yapmıştın ama maalesef hatalar vardı. Ondan dolayı da kaybettin. 22 puan aldın. Yarışmacılarda en yüksek puanı sen almıştın oysa ki. Takip edilen yarışana kadar. Ben sana 6 puan verebildim. 28 puanla tamamladın. Bebeğini güle güle büyüt. Teşekkür ederim. Bundan sonra da hayat sana hep gülsün inşallah. İyi ki geldin diyoruz. Ve sevgili Dilan sen yarışmacılarda 31 puan aldın. Yüksek bir puan. Ben sana haftanın en yüksek puanı 8 puan verdim. Çok teşekkür ederim. Sosundan çok ve tatlından varsın. Biraz kırdım. 39 puanla kazandın. Çok teşekkür ederim. Sana meslek hayatında başarılar teşekkür diliyorum. Ediyorum. Tebrik ediyorum. Başarıların daha nice nice şampiyonlukları olsun çok inşallah. Sağ olun. Çok İyi ki geldin. Elin emeğine sağlık. Sağ olun. İlk sizleri tanıdım evet, ben teşekkür de. Ediyoruz. Ve bu haftalık bizden bu kadar sevgili izleyenler. Hem yarışmacılarıma hem de ekime bir alkış isterken size de güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi TV8'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. İşte bu. İşte bu.